saygıdeğer misafirler. Gazi Üniversitesi Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Üretken Yapay Zeka, Fırsatlar ve Tehditler toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli konuklar, Üretken Yapay Zeka, Fırsatlar ve Tehditler Eğitim Programı'nın açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli araştırmacılarımız, Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğümüz ve üniversitemiz Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Üretken Yapay Zeka Fırsatlar ve Tehditler Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli araştırmacılarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum. Son yıllarda hızla değişim gösteren teknolojik gelişmeler, araştırmaya, eğitime, sanayiye ve birçok alana önemli katkılar sağlamıştır. Üretken yapay zeka ise, algoritmaları ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak yeni ve özgün içerikler oluşturan bir yapay zeka türüdür. Günümüzde üretken yapay zeka sadece teknoloji dünyasının sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda araştırmadan eğitime, sağlık hizmetlerinden ulaşıma, finanstan güvenliğe kadar yeni imkanlar ve içerikler sunmaktadır. Bu teknolojinin kullanımı genellikle büyük ve çeşitli veri setleriyle başlar. Veri setleri, yapay zeka modelinin eğitilmesi için gerekli olan materyallerdir. Model eğitildikten sonra yeni ve benzersiz içerikler üretebilir. Bu süreç otomasyon, veri analizi, sanat, tasarım ve daha birçok alanda kullanılabilir. Bu alanlara birkaç örnek verilecek olursa, metin üretiminde chatbotlardan haber yazımına, hikaye anlatıcılığından pazarlama içeriğine kadar birçok alanda metin üretimi yapay zeka tarafından gerçekleştirildiği. Sağlık sektöründe tıbbi görüntülemeler ve teşhislerde yapay zekanın kullanımı, daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edilmesi ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi.
Eğitim ve öğrenmede eğitim materyallerinin kişiselleştirilmesi ve interaktif öğrenme deneyimlerinin oluşturulması, yapay zekanın eğitimdeki kullanım alanlarındaki alanlarından sadece birkaçı. Kıymetli araştırmacılarımız, biraz önce birkaç örneğini verdiğim üretken yapay zeka hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan, yaratıcılığı ve verimliliği artıran bir teknoloji olarak karşımızda duruyor. Bu teknolojinin getirdiği değişimlerle birlikte iş yapış şekillerimizden günlük yaşam alışkanlıklarımıza kadar pek çok alanda köklü dönüşümler yaşanacaktır. Teknolojik gelişmelerin hızını takip etmeye, yakalamaya çalıştığımız bu günlerde yapay zeka hizmetleri, uygulamaları, araçları, etiği, sorumluluğu, şeffaflığı, güvenirliği, hukuku, tehditleri gündemimizi oluşturmaya başlamıştır. Üniversitelerimize baktığımızda ise üretken yapay zekanın araştırma geliştirme metotlarımızı, eğitim öğretim metodolojilerimizi, öğrenci deneyimlerimizi derinden etkilemeye başladığını hep beraber görüyoruz. Gazi Üniversitesi olarak bu çalışmaları yakından takip ediyor, ülkemizin bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlamak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu anlamda bilgi birikimimizi değerlendirmek için planlamalar yapıyor ve çalışmalar yürütüyor, bilgi ve deneyime sahip olan ve bu alana yön veren araştırmacılarımızla faaliyetler yürütüyoruz. 10 Mayıs 2023 tarihinde yapay zekadan üretken yapay zekaya ulusal konferansını 22 değerli bilim insanının sunumlarıyla ve 550 kişinin katılımıyla düzenledik. Ülkemizde ve dünyada yapay zeka alanında yapılan akademik çalışmalar, ülkemizdeki yapay zeka merkezlerinin faaliyetleri, dünyada yapay zeka konusunda yapılan çalışmalara genel bakış, ülkemizde öğretim üyelerimizin bu alana katkıları, yapay zeka çalışmaları konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, tartışılan konferansın konferans sonuç bildirgesi ise internet ortamında yayınlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. 12 Aralık 2023 tarihinde ise yapay zekanın sektör uygulamalarının tanıtıldığı ve karşılaşılan problemlerin ilk kez konuşulduğu üretken yapay zeka uygulamaları ulusal konferansı düzenlendi. 3 Ocak 2024 tarihinde ise üretken yapay zeka fırsatlar ve tehditler eğitim programı yapıldı. Gazi Üniversitesi olarak üniversitemizin araştırma geliştirme ekosistemini güçlendirmek, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için siz kıymetli araştırmacılarımızla beraber çalışıyoruz ve bundan sonra da hep beraber çalışacağız inşallah. Bu kapsamda çağımızın getirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin beklentilerini karşılamak, ülkemizi bir adım daha öne çıkarabilmek için bizler üniversitemizin araştırma, geliştirme ekosistemini güçlendirmek için gerekli adımları atıyoruz. Sizlerse araştırma, geliştirme, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik gibi birçok önce alanda yeni fikirlerinizle, sürekli öğrenmeye olan inancınızla, farklı disiplinler arasında kurduğunuz köprülerle, ekip çalışmalarınızla ve işbirliklerinizle büyük başarılar elde edeceksiniz. Çok kıymetli hocalarım, konuşmamı burada sonlandırırken, bugün düzenlediğimiz bu etkinlikte, akademik araştırmalarda, sağlıkta ve mesleki gelişimde, üretken yapay zeka ile birlikte bu alandaki fırsatların, tehditlerin ve etiğin ele alınacağını belirtmek istiyorum. Ayrıca bu programın düzenlenmesine katkı veren üniversitemiz, Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetimine, başta Profesör Doktor Şeref Sağıroğlu hocamız olmak üzere ve ekibine, toplantı yapacakları konuşmalarıyla etkinliğimize destek veren kıymetli konuşmacılarımıza, üniversitemizin farklı birimlerinden katılan siz değerli katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, faydalı bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın
Sayın Rektörümüze değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, üretken yapay zeka fırsatlar ve tehditler hakkında konuşmalarını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Şeref Sağıroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sağlıkta üretken yapay zeka hakkında konuşmalarını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Veysel Peker'i sahneye davet ediyorum. Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Serçin Karataş'ı mesleki gelişimde üretken yapay zeka ile yenilikçi adımlar ve yaratıcı çözümler hakkında konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Serkan Düzgün'ü akademik araştırmalarda üretken yapay zeka kullanımı hakkında konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Ali Dombaycı'yı üretken yapay zeka etiği hakkında konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Toplantımızın moderatörlüğünü yapmak üzere Rektör Danışmanımız Sayın Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül'ün sahneye teşriflerini arz ediyorum. Toplantıyı başlatmak üzere sözü Sayın Rektör Danışmanımıza bırakıyorum. Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, kıymetli hazirun, hepiniz Yapay Zeka Merkezimizin düzenlemiş olduğu ve üniversitemizde bir farkındalık faaliyeti anlamında yürütülen bugünkü Üretken Yapay Zeka Fırsatlar ve Tehditler toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi rektörümüzün de açılış konuşmasında vurguladığı gibi yapay zeka gerçekten her faaliyetin altında, her gündemimizin her konusunu meşgul etmektedir. Bilindiği ismiyle yapay zeka çok eski bir kavram. Eskiden belli yapay zeka denildiğinde herkes aynı şeyi anlıyor ama son zamanlarda üretken yapay zeka diye bir kavram hayatımıza girdi. Bu üretken yapay zeka gerçekten çok üretken isminden de anlaşılacağı üzere ve biz Türkiye olarak bu yarışta da çok geç kaldık maalesef. Literatürü izleyen hocalarımız biliyorlardır. Dünyada o kadar çok kullanılıyor ki yani bir anlamda bir teknolojik bir rekabet haline aldı. Bu yüzden hatırlarsanız bir zamanlar 80'li yıllarda hepimiz şahit olduk. Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar kavramıyla hepimiz tanıştık ve bilgisayar teknolojisini hayatımızda kullandığımızda ne kadar avantajları olduğunu söylerken insanlar bilmedikleri teknolojiye karşı sürekli böyle bir tepki ve bilmemezlik içerisindelerdi. Bugün de aslında aynı şeyleri yaşıyoruz. Teknoloji var. Herkes bu teknolojiyi kullanmak istiyor. Ama yeterli bilgiye sahip değil. Yine sözü çok fazla uzatmadan yine eskiden çok eski yıllarda dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen işte bir takım kehanette bulunan ya da böyle insanların bilmediği bir takım aykırı fikirleri ortaya atanların boynunu vuruyorlardı. Çünkü topluma zarar veriyor diye düşünülüyordu. Çok sevdiğim bir söz var. Gözünü yuman kendisine gece yapar. Şimdi baktığımız zaman bazı ülkeler bu yapay zekayı yasakladılar, kısıtladılar.
bunların kısıtlanması ya da yasaklanmasının hiçbir faydası yok. Teknoloji gelişiyor. Biz istesek de istemesek de gelişiyor. O yüzden ne kadar öğrenebilirsek, ne kadar üretebilirsek, bu konular hakkında ne kadar farkındalık oluşturabilirsek o kadar kişisel anlamda, ülkesel anlamda bize faydası var diye düşünüyorum. Ben bu programda konuşmacıları tanıtarak söz vermek istiyorum. Öncelikle Profesör Doktor Şeref Sağıroğlu, Üretken Yapay Zeka ve Tehditler, Fırsatlar, Tehditler konulu seminerini sunacak. Buyurun hocam, 15 dakikanız var. Evet, Sayın Başkanım, teşekkürler. Mikrofonlar çalışmıyor ama, çalışıyor mu? Şimdi. Evet, Sayın Rektörüm, çok değerli hocalarım, etkinliğimize hoş geldiniz. Evet, biraz hızlı geçtik. Başkanımız 15 dakika deyince heyecanlandım biraz. Evet. Evet, bugün önemli bir konu için buradayız. Sayın Rektörümüze desteği için teşekkür edelim. Üniversitemizde farkındalığın ötesinde yapay zeka çağında üniversitemizde yapay zeka üniversitesi yapma çalışmaları için ben özellikle teşekkür edeyim. Hepiniz de yapay zeka büyük veri analitiği güvenli uygulama ve araştırma merkezi adına da saygıyla selamlıyorum. Şimdi dijital bir dünyada yaşıyoruz. Aslında bu büyük resmi hepinizin bildiğini düşünüyorum. İnternetin dünyada modellenmiş en büyük şekli olarak ifade ediliyor. Farklı renkler, farklı bağlantıları gösteriyor. Bu dijital dünyanın bize kazandırdığı veriyi işleyerek de işte bugün gelinen nokta bilimin bize sağladığı, teknolojinin bize sağladığı imkanlarla da artık bu çağı hep beraber yaşıyoruz. Şimdi bu İçinde bulunduğumuz çağı nasıl anladığımız çok önemli. İşte bilimin temelinin veri olduğunu burada siz değerli hocalarıma söylememe gerek yok. Yapay zekanın temeli de veri. Bu veriyi toplayan, tabii ki toplanan bu veriyi işleyerek değer üreten, tabii ki bu dünyanın da lideri olduğunu ifade edeyim. Mikrofon mu çalışmıyor hocam? Sanki duyuluyor gibi benim... Tamam, duyuluyor. Tamam. Öyle algıladığım için. Affedersin. Evet. Bu dijital dünyayı nasıl anladığımızı kendimize sormamız gerekiyor. Aslında teknolojiyi biliyor isek faydalı ve zararlı her zaman her teknolojinin katkısı da var. Olumsuzlukları da var. Bunları aynen yapay zeka çağında da aynen düşünmek zorundayız. Ama daha fazla düşünmek zorunda olduğumuz o büyük resmi görerek üzerinde daha çok durmamız gerektiğini ifade edelim. Şimdi böyle bir terimle tanıştık. Acaba bunu ne kadar anladığımızı da kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü terim ve terminolojileri ne kadar iyi bilirsek, onun felsefesini ne kadar iyi anlarsak ve tabii ki bunu içselleştirirsek, biraz önce ifade ettiğimiz fırsat ve tehdidi de çok iyi anlayıp anlamlandıracağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla yapay zeka çağında da bu terim ve terminolojileri bilmemiz gerekiyor. İşte bugün size hem bunları şöyle kısaca bir tanıtıp hem de arka tarafta bu teknolojilerin geldiği nokta ve çok basit olarak da bir giriş, faydalar ve olumsuzluklarını sizlerle, risklerini rektörümüzün de dediği gibi sizlerle paylaşacağız. Şimdi yapay zeka dediğimizde artık önümüzde büyük başarı hikayeleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü veri var. Çünkü artık algoritmalar geliştirildi. Teknoloji bunu destekliyor. Eğitim yapılacak ortamlar var. Ve büyük veriyi tutabildiğimiz bulut ortamları var. İşleyebildiğimiz ortamlar var. Dolayısıyla bu teknolojiler artık büyük resmi görmeye hepimizi itiyor. Dünyanın en hızlı yayılan teknolojisiyle karşı karşıyayız. Kimilerine göre dünyayı başka bir boyuta taşıyacak ama kimilerine göre de dünyayı kaosa götürecek bir teknolojiyle burada karşı karşıyayız. İşte bunu doğru anlamak tabii ki araştırmacılar olarak
dünyayı kaosa sürüklemek değil amacımız. Kaostan nasıl kurtarabiliriz? Onun hep beraber burada altlarını oluşturmak istiyoruz. Şanslı olduğumuz yerler var. Bir defa yapay zeka çalışmaları açık kaynak. Dünyada başka hiçbir teknoloji, yaygın teknoloji yok yapay zeka gibi. Algoritması var, uygulamaları var, erişiyorsunuz ve de ücretsiz. Ya dünyada başka hiçbir hizmet yok bu kadar uç noktaya, kullanıcı tarafına aktarılan ve ücretsiz olan bir teknoloji yok. Var diyorsanız bilmiyorum. Dolayısıyla bu ortamlar, bu platformlar açık kaynak olarak her şeyde erişilebilir olarak biliniyor. Ama son dönemde artık o toplumun faydasına diye başlayan teknolojiler artık kısıtlanıyor ve risk oluşturuyor diye anlatılmıyor. Çünkü büyük bir korku dünyası da oluşturuyor arkasında. İşte nasıl mı? Bunu bugün sizlere basit olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi yapay zekayı anlamak için işte veri dünyasını bilmemiz gerekiyor. Verilerle hemhal olmamız, verilerimizi bir defa tutup bunları işleyecek ortamları oluşturmamız gerekiyor. Eğer bugün yapay zekada gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Ama tabii ki veriyi tutmak yetmiyor. Veriyi işleyecek yapay zeka ortamlarına, platformlarına ve teknolojilerine ihtiyacımız var. Hızlı işte CPU'dan GPU'lara geçtik. Ya yani bu çok küçük kelime dediğimiz dünyanın bir numaralı şirketi olabiliyor bu teknolojiyi üretenler. Biraz ondan biraz sonra da bunları ifade edeceğim. Öğrenme tarafına baktığımızda artık bu algoritmalar açık kaynak. Siz de indirip kullanıp kendiniz eğitilmiş modellerin üzerine çıkma çalışmalarını yapabiliyorsunuz. Temeli de aslında nörona dayanan, o vücudumuzda biyolojik nöronun temelini oluşturan yapı olduğunu ifade edelim. Ama bu biyolojik nöron artık elektronik nörona bir programcı yapıya dönüşebiliyor. İşte bir nöron elektronik olarak nasıl gösterilir veya matematiksel olarak nasıl gösterilir dediğimizde McLaughlin'in modeli en basit anlamda 1943 yılında tanıtılmış bir modelden başlayarak işte ilk nöronun hardware olarak ya donanım olarak da gerçekleştirilmiş şeklini burada sağ altta görüyorsunuz. Şimdi bu noktalardan yani bir nöronun elektronik olarak veya bir programlama diline dönüştürülebilmesiyle başlayan süreç artık nöronların aynen beynimizde olduğu gibi 10 üzeri 12 ortalama nöron var ve bu nöronlar arası bağlantı da ortalama olarak 10 üzeri 8 bağlantının nasıl bilgisayarlar ortamına taşınıp işlenebilmesinden ibaret. Yani bu benzerliği veya bu yapıyı nasıl kurguluyorsanız işte bu yapı içerisinde de bütün bilgileri buradaki ara bağlantılar üzerine depolama yeteneğine sahip olan artık yapılardan bahsediyoruz. Tabii ki bunun basit olarak matematiksel gösterimi de var. İşte girişlerimiz var. Girişlerin hesaplandığı, fonksiyonlardan geçirildiği, çıktıların hesap edildiği basit yapılardan bunların artık yani bu sağ üstte tek bir nöronu görüyorsunuz. Burada binlerce, milyonlarca 10 üzeri 12 nöron yapılarını düşündüğümüzde beynimizde buna nasıl dönüş yapılabilir bunu görüyoruz. Yani arkasında tabii ki büyük bir işte 43'ten bu yana gelinen özellikle de 2017 yılından itibaren 2007 yılından da itibaren bu büyük yapıların kontrol edilebilir ve daha fazla veriyle eğitilebilmesiyle de günümüzde bahsettiğimiz yapay zeka çağının altlığı oluşturuluyor. Şimdi üretken yapay zeka dediğimizde sistem nasıl öğreniyor dediğimizde birazcık basit olarak size bunu anlatmak istiyorum. Yani üzerinde yorum yapabilmek için. Biz makine öğrenmesi dediğimiz sistemlerde girişimiz var ve çıkışımız var. Arada da bir öğrenen bir modelimiz var. Makine öğrenme algoritması veya yapısı diyoruz. Şimdi burada verilerimiz ve etiketlenmesiyle oluşan etiketli bir veri setimiz var. Biz diyoruz şu girişle çıkış arasındaki ilişkiyi öğren ve sonuçta yeni gelen bir veri oldu mu etiketlediğimiz şekilde en yakın cevabı bize ilet.
Bu makine öğrenmesiyle yıllarca üzerinde çalışılan bir konu. Çok basit bir problemden, eğer bilenlerimiz varsa, EXOR problemini çözebilmek için yapay zekada 15 yıl harcandı. Ama gelinen nokta, tabii ki o bilgi birikimi farklı kapıları bizlere açtığını ifade edelim. Şimdi üretken yapay zeka dediğimizde artık yapı tamamen değişiyor. Yapılandırılmamış veri, bu veri resim olabilir, görüntü olabilir, tekst olabilir, bilgisayar program kodu olabilir. Her türlü veriden burada bahsediyoruz. Burada artık bir işte o veriler arası ilişkiden ziyade örüntüler, o paternler arası ilişkiyi öğrenen modellere, daha büyük yapılara geçildiğini ve her bir yapıyı da birleştirerek bütünü oluşturduğu yapılara geçirildiğini ve sonuçta verilen içeriklerden yeni içerik üretme çağında olduğumuzu ve bunun da altlığını üretken yapay zekanın oluşturduğunu size ifade edelim. İşte ne oluyor burada aslında bu giriş çıkış dediğimizde? Bu basit olarak size bunu anlatmak istiyoruz ki zihninizde bu işler nasıl yapıldığını daha iyi anlamanız için. Bilen hocalarımız olduğunu görüyorum burada. Şimdi giriş dediğimizde içerikler. İçerik dedik mi bundan sonra sadece tekst değil, nümerik değerler değil. Görüntü de var, ses de var, kod da var, artık her şey. İçerikten kastımız bu. Ve bu içerikleri uygulama aracılığıyla ne yapıyoruz? Biz eğitilmiş modellere, ya biz eğitilmiş model dediğimizde bir problemi değil artık, binlerce problemin nasıl örüntüler içerisinde bir araya geldiğini öğrenip bunları eğittiğimiz pre-train modelleri burada kastediyoruz. İçerisinde ses modellerimiz olabilir, içerisinde görüntü modellerimiz olabilir, içerisinde sesi görüntüyü birleştiren veya kodu birleştiren pek çok yapı olabilir. Dolayısıyla bu eğitilmiş modeller vektörel formda ifade ediliyor. Yani o ağırlık dediğimiz, 10 üzeri 8 bağlantı dediğimiz yapı vektörel forma dönüştürülüyor. Bu vektörel formlar da farklı boyutlarda biraz önce ifade ettiğimiz farklı katmanlar üzerinde tutularak ne yapılıyor? Bu büyük ortam oluşturuluyor. Ve sorguladığınız her şeye cevap veren sistemlere dönüşüyor. Üretken model dediğimiz, yapay zeka dediğimiz yapılara dönüşüyor. Burada şanslı olduğumuz nokta, siz öğretiyorsunuz, öğrettiğiniz bu yapıları veya pre-train modelleri kendi amacınıza uygun attention mekanizmalarıyla düzenleyebiliyorsunuz ve bu düzenleme de sizin probleminize daha uygun, kısıtlarınıza daha uygun veya neleri artık yönlendirmek istiyorsanız bunları yönlendiren modellere dönüş yapıyor. Buna da attention mekanizmaları olarak ifade edildiğini belirtelim. Ya dolayısıyla problemler yumağını öğrettiğiniz işte modellere pre-train modeller deniyor. GPT işte burada generative pre-train transformer olarak ifade edilen tabire dönüşüyor. Bunlar önceden eğitilmiş ve kullanıma sunulmuş modeller. Bugün işte ChatGPT gibi, Gemini gibi, Bard gibi, diğerleri veya Falcon gibi pek çok modeller var. Bunlar eğitiliyor ve kullanımınıza sunuluyor. Siz de bunun üzerine kendi verilerinizi de ekleyerek eğitim yapıp yeni katman ekleyerek ne yapıyorsunuz? Bu modelin gücünü kendi problemlerinize dönüştürebiliyorsunuz. Bir dil modeli olarak başlamıştı. Artık dil modelinin ötesine geçen yapılardan. Artık bu dil modelleri görsele de, sese de, farklı boyutlara da taşınabildiğini ifade edelim. İşte ilki 2018'de yayınlanan bu ChatGPT için söyleyelim. OpenAI'ın projesi. Son versiyonları da artık Sora'yla günümüze gelen yapılar. Kaç kişi deneme yaptı? Merak ediyorum salonda. ChatGPT gibi uygulamalarla. Evet, güzel. Yarı katılımcımız ilgili. Eminim bundan sonra hepinizin ilgileneceğini düşünüyoruz. Tabii ki burada tüm verileri okuyup anlamış ve yeni eklenebilen
yani yeni verilere eklenebilen modellere dönüşen yapılardan bahsediyoruz artık. Gerçekten anlamanın ötesine, yorumlamanın ötesine, burada düşüncenin ötesine geçebilecek yapılardan bahsediyoruz. Peki bu dil modelleri, pre-trained modeller dediğimiz önceden eğitimli modeller nasıl oluyor? Öncelikle dünyanın tüm verileriyle eğitilebilen modellerden bahsediyoruz. Ne demek bu? İşte Wikipedia'dan 2,5 GB'lık veri bunun içerisinde olduğunu biliyoruz. 410 milyar token'a karşılık, düzeltiyorum, 3 milyar token'a karşılık geliyor. Dünyadaki tüm akademik veri tabanları buraya taşınabiliyor. 410 milyar token. Bakın tüm verileri ne yapıyorsunuz? İlişkilendirebilen. Ya token dediğimiz şey bir kelime de olabiliyor. Kelimenin yarısı da veya bir phrase dediğimiz belli bir deyime de token diyoruz. Bunlar arasını anlamlandıran ve sorduğunuz her soruya aslında cevap verebilen bir modele dönüşüyor. Nasıl oluyor bu? Daha önceki ilişkilerden sorduğunuz soruya göre her kelime arkasında hangi kelimenin hangi olasılıkla gelebileceğini hesap eden bir model aslında. Prensip olarak basit bir model. Bir sonraki kelimeyi tahmin ederek bu cevapları sağlıyor. Ama bir sonraki kelimenin ötesinde bir sonraki görüntüyü, bir sonraki sesi, bir sonraki artık adına ne diyorsanız kodu bilen modellere dönüşüyor. Artık simülasyonları bile burada yapabiliyorsunuz. Şimdi bu tokenlara baktığımızda dünyadaki kitap, veri tabanları her şeyin içerisinde olduğu bir dünya ile karşı karşıyayız. Sorduğunuzda cevap veren sistem aslında tüm dünyanın dijital verisini, o biraz önce ifade ettiğimiz o dijital dünyayı toparlayan, o verileri içselleştiren bir sistemden bahsettiğimizi ifade edelim. Tabii ki bu sadece onunla sınırlı değil. Artık internette canlı tarama yapıp anındaki verileri de toplayıp analiz edip size cevap verebilen sistemlere dönüşüyor. Yani veri gittikçe artıyor. Sizin vermiş olduğunuz sorular, phrase'ler, prompt'lar, tarifler, hocamıza teşekkür edelim. Tarifi çok seviyorum, prompt yerine kullanmak için. Tarifleri, tanımladığınız her şeyi de öğreniyor, kendini de besliyor sistem. Daha büyük sistemlere dönüşüyor. Artık yazılmış dijital ne varsa sunmuşsanız, erişmişse sistem hepsini biliyor. Böyle bir sistemden. Dolayısıyla bu sistem ne yapıyor? Dillerin nasıl işlediğine kadar her şeyi bilen bir sisteme de dönüşüyor. Çünkü siz örüntüyü, davranışı, ilişkiyi öğretirseniz her şeyi de öğrenebilen bir sisteme dönüşen yapılar olduğunu ifade edelim. İşte bu modeller artık bunlara büyük dil modelleri deniyor. Yani büyük dil modeli deyince artık büyük veri merkezlerine ve büyük bu veri merkezleri bulut sistemlerinde eğitecek altyapılara ihtiyaç oluyor. Bunlar öyle kolay bulunan altyapılar değil. Ya kurulan altyapılarda değil. En fazla 1 terabaytlık verilerle burada çalışabilirsiniz. Ya bu büyük terabaytları nerede tutacağız? Tabii ki bulut ortamlarına sahip olmanız gerekiyor. Bu büyük dil modellerini bir kez kurguladınız mı, kurdunuz mu, bunu kullanabiliyorsunuz ve kullanıma hazır. Siz de kendi üzerinize ekleme yapabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kullanıma hazır olduğu için de herkese açılıyor. Herkes de buna erişebiliyor. Tabii ki müsaade edildiği sürece hepsinden kasıt bunlar şu anda paralı olanlara da döndüğünü ifade edelim. Çok fazla veriyle eğitilen ama kullanımda az veriyle zeki cevap üreten modellere de dönüştüğünü ifade edelim. Çok yönlü cevap verebilen. Bakın bugün bir profesörün bile cevap veremeyeceği binlerce soruya, milyonlarca soruya cevap veren bir sistemden bahsediyorum. Dolayısıyla burada sohbet edebiliyorsunuz, sohbet yapma yeteneği var. Sorduğunuz her soruya arada yalan söylüyor, arada kandırabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor ama ikna edici, müthiş cevaplar alabildiğinizi ifade edelim. Ve her ne kadar eğitimleri yüksek güçlü olsa da, yani bunun bir modelin eğitimi için 15-20 milyon dolarlık elektrik faturası ödüyorsunuz.
yani sistemlerin ne kadar devasa olduğunu anlatmak için söylüyoruz. Ama kullanımında da tabii ki enerji harcanıldığını ama düşük güç tüketimiyle pek çok soruya cevap sadece sözel değil, görsel de artık muhteşem sonuçlar üreten bir sistem karşımızda ve tabii ki kullandığınız her güncel teknolojiyle de karşımıza gelen bir sistem olduğunu ifade edelim. Şimdi bu modelleri işte GPT tarafında OpenAI'ın dünyaya Kasım 2022'de tanıttığı 5 Kasım'da teknolojiyle hakikaten 5 günde milyona ulaşan ilk teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu geliştirilmeye devam ediliyor. İşte burada 4.5'ten bahsediyoruz. Artık versiyonları 5 Davos'ta tartışılan modellere dönüşüyor. Yetmiyor, yeni modeller arkasından geliyor. Biraz sonra ifade edeceğim. Ve 1 trilyon bağlantı ve trilyon tokenlara gidiyor. Sürekli kendini ve hafızasını büyüten bir sistemden sistemden bahsediyorum. İşte bunların versiyonları da karşımıza sürekli gelen modeller. Şimdi bu modeller sadece OpenAI tarafında yok. Bu modeller pek çok tarafta var. İşte Çin'de var, Rusya'da var, Amerika'da var çoğu. İşte farklı isimlerle Lambda gibi, Baidu gibi, Bard gibi ve şimdi Gemini diye veya Gemini olarak ifade edilen sistemlere dönüşüyor. Ve evet Gemini diye söylüyorlar, ikiz demek. Tesadüf verilmiş isimler değil bunlar. İnsanın dijital ikizini oluşturulması. Tabii ki bizi bizden iyi bilen sistem dediğimiz sistemlere dönüşen yapılardan bahsediyoruz burada. Ve sonra artık videoda içerikli üretebiliyorsunuz. Söyleyin yapayım sizin için diyor. Muhteşem örnekleri var. Lütfen girin bunlara bakın değerli hocalarım. Zaten bilenler yakinen takip ediyor. Şimdi ne oluyor burada? Üretken yapay zeka dediğimizde bir model başlangıçta bir sohbetle yapıyorsunuz. İşte milyonlarca tokenin bir araya gelmesiyle size sorduğunuz her soruya cevap verebiliyor. Ama bu sadece soruya cevap verenden çıkıyor. Sorduğunuz, yazdığınız promptlara, o tariflere resim olarak da burada DALI'nin 3.0'ı var. Versiyon 3.0'da muhteşem içerik üretiyor. Siz nasıl betimlerseniz betimleyin, size onun resmini çıkarıyor. Ve resmini getiren ortamlara dönüştürüyor. Ve muhteşem resimler, kusursuz olan resimler. Arada saçmaladıkları da oluyor ama öğrendikçe, hafızası büyüdükçe muhteşem sonuçlar veriyor. Ve hayal gücümüzü gerçekten zorladıklarını ifade edelim. Yani isterseniz Salvador Dali stili bir kadın resmi çizer misiniz diyor, çiziyor. Bunu 3 yaşındaki bir çocuk için yapın diyor, 3 yaşındaki çocuk nasıl çizerse öyle çiziyor. Bunu bir profesör, bu alan uzmanı bir profesör gibi çizer misiniz diyor, öyle çizebiliyor. Yani bu seviyeyi bile anlayan sistemlerden bahsediyoruz. Ve boyut da katıyor artık. Yani bu mühendisliğin son noktaları boyut. Bu boyutu da verebilen sistemlerden, bunu hareketle birleştirebilen sistemlerden bahsediyoruz. İşte başlangıçta chatle başladı, DALI ile resmedildi, burada Pointy ile ses kazandırıldı, sesli komutların hepsini anlayıp dönüştürüp bunu resme, görüntüye, başka içeriğe dönüştüren sistemlere dönüştüğünü ifade edelim. Artık tekstten video üretiyor. Ya siz anlatın, betimleyin, muhteşem videolar üretiyor. Bugün Gazi Üniversitesi'ni anlatan şu döneminde, şu içerikte, hocalarımızın ilgilendiği alanları da kapsayan bize bir video üretin diyorsunuz, üretiyor. Deneyin, şaşırırsınız. Ya bunları vaktim olmadığı için rahatsızdım son 10 gündür. Size bugün bu söylediğim, konuştuğumuz tüm videoları hazırlayıp getirmeyi planlamıştım ama çok özür diliyorum Sayın Rektörüm. İnsan rahatsızlanınca maalesef düşündüklerini yapamıyor. Ama bu videoları izleyin. Sora'nın video serilerine bakın. Ne kadar muhteşem içerik üretiyor. Merkezde paylaşabiliriz Sayın Hocam. Evet. Merkezin sayfasında paylaşabiliriz. Evet, teşekkürler. Yapalım, paylaşalım. Sağ olun hocam. Sayın Başkanım.
Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Sadece resim, görüntü, ses değil, senkronizasyonu da tutturuyor. Bakın anlattığınızda senkronizasyonu tutturamayan bazı örnekler var ama şimdi bir görüntüyü planlayabilirsiniz ama ona sesi entegre etmeniz zordur. Görüntüyü planlayabilirsiniz ama o senkronizasyonu tutturmanız zordur. İnanın bunlar da yapılıyor. Artık simülasyonu bile ileri düzeyde yapan sistemlerden bahsediyoruz size. Neden yapay zeka çağı deniliyor? Neden rektörümüz bu kadar önem veriyor bu konuya? Gerçekten biz bunun liderliğini yapmalıyız. Gazi'ye de bu yakışır. Ülkede yapay zeka ile yapılacak ne varsa biz öncülük etmeliyiz. Tüm hocalarımız olarak. Çünkü hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ülkenin gelişimine Gazi Üniversitesi olarak ne kadar katkı verdiysek yine bu sorumluluğumuzun bilinciyle de yapay zeka ile de bunu geleceğe nasıl taşıyacağımızı daha ileri boyutta düşünmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi yapay zeka boyut da kazandı dedik. Bakın burada teknolojileri görüyorsunuz. Artık tek boyut değil, iki boyut değil, üç boyut çok boyutluya geçti. Ya mühendislik bakış açısıyla muhteşem yapılar geliştirebilirsiniz. Sadece anlatmayı bilin. Burada üstadlık, burada hocalık, burada profesörlük işte bu zaman devreye giriyor. Siz bunu iyi ifade ederseniz muhteşem çıktıları da bize veriyor. Şimdi baktığımızda inanılmaz bir sıçrama önümüzde. Bunun hepimiz farkında olmamız gerekiyor. İşte Google ve OpenAI ile savaş var. Savaş dedik. Bu teknoloji savaşı. 15 Şubat'ta Google Gemini 1.5'ı ilan ettiler. 3 saat sonra OpenAI sorayı. Bakın 3 saat sonra hazırmış demek ki. Bekliyorlar birbirlerini. Büyük bir savaş var. Gerçekten bu savaş teknoloji değil, bilim savaşı, üretim, uygulama ne diyorsanız muhteşem gelişmeler bunlar. Hocam 5 dakika geçti, özetlerseniz. Evet hocam ben yarısına gelebildim Sayın Başkanım. Biraz hasta olunca yavaş 1.5 modunda anlatacağım. Pekala biraz hızlanıyorum o zaman. Şimdi baktık OpenAI oldu, ClosedAI. Yani açık değil artık. Savunmada kullanılıyor ve yaptığı teknolojinin arkasında ne var bunları ifade etmiyor. Bakın Google dünyanın bir numaralı şirketiydi artık değil. Nvidia diye bir şirket var. Grafik kartı üretiyordu. Dünyanın bir numaralı şirketi oldu. GPU ürettikleri için. Ve teknoloji üretiyorlar. Artık bakın o büyük teknoloji şirketleri bile değişiyor. Ve OpenAI'ın patronu diyor ki Sam Altman, 7 trilyon dolara ihtiyacın var size muhteşem yeni teknolojiler. 7 trilyon dolar Türkiye'nin 10 katı bir bütçeden bahsediyoruz. Ve istiyor ve bulur da, bulacak da. Bu tür teknolojilerle karşı karşıyayız. Şimdi burada yapay zeka dediğimizde üretken yapay zeka bir de genel yapay zekaya, süper yapay zekaya geçtik mi durum daha da ileri boyutlara taşınacağını, bu savaşın süreceğini ifade edelim. Şimdi hızlıca 1.5 modunda sizlere bunları ifade edeceğim. Ne yapabiliyoruz? Üretken yapay zeka, açık kaynak, zeki çözüm, muhteşem ortam, zeki sohbet robotu, yazılanı anlayan, cevap veren zeki bir sisteme dönüşüyor. Bir mühendis, bir akademisyen, bir profesör, artık adına ne diyorsanız, başarılı bir öğrenci, bir yazar, bir şaire dönüşebiliyor. Akılları baştan alan teknolojiler bunlar. Ürettikleri sonuçlara bakınca ders anlatan bir öğretim üyesine dönüşüyor, reçete yazan bir doktora dönüşüyor, makale yazan bir araştırmacıya dönüşüyor, yazılım geliştiren bir mühendise dönüşüyor ve resim çizen bir ressam da olabiliyorsun. Soru cevabın hepsini veriyor. Yani bakıyorsunuz matematik denklemleri çözüyor. Zor problemleri soruyorum çözüyor. Ya diyorum bunu nasıl çözdüğünü bir anlatır mısın? Adım adım anlatabiliyor. Öneride ve tavsiyelerde bulunuyor. Benim üç önerim var şu konuda diyorum. Size 30 tane ekstra öneri veriyorum. Sayın hocam bir dakika içinde toparlayabilirsek. Evet hocam. İnşallah toparlayamayacağım hocam. Evet sayın başkanım çok özür dilerim. Çizgi film, kısa film, artık ne yapma, animasyon geliştirme, seslendirme, sinema, film, sanatsal tasarım yapma, yeni karakterler bulma.
Tabii ki yeni phrase'ler üretme burada hızlıca. Bunları paylaşacağız, takip edebilirsiniz. Bakın 29 Aralık'ta yazdığımız bir makaleyi yazarın kim olduğuna bakın. ChatGPT yazıyor bunu. Bakıyorsunuz bir makaleye ek yazar olarak olabiliyor. Bakıyorsunuz burada bu grafiklerin hepsini bu grafik şey resim gibi görünüyor ama hepsi animasyon ve seslendirilmiş. Lütfen bunlara girin bakın. Gemini'ye bakıyorsunuz 1,5 muhteşem teknolojiler karşınızda. Her şeyi üretebiliyor. Biraz tehditlerden bahsedeyim hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. Şimdi ürettiği çıktılarda yalan, yanlış, yönlendirici bilgiler olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bilinçli olmamız gerekiyor. Kişisel bilgilerimizi ifşa edebiliyor. Bizi bilmediğimiz çok ileri noktaya taşıyabiliyor. Sorumsuzca davranabiliyor. Yani bunu kontrol etmemiz. Etik ihlal sorunu var. Hocam anlatacak, ben çok girmiyorum o konuya. Telif hakkı sorunu var. Bir masumu öldüren bir katile de dönüşebiliyor. Veya cinsiyetçilik ve ırkçılık yapabiliyor bu modeller. Yanlış tutuklamalara sebebiyet veren bir varlık da olabiliyor. Çünkü yönlendiriyor. Kadınları işe almayan bir çözüm de üretebiliyor veya kandırabiliyor. Güvensizlik ortamları oluşturabiliyor. Buna da halüsinasyon görmesi deniyor. Suç makinesi haline getirilebiliyor. Ama bunları engelleyen sistemler olduğunu da ifade edelim. Ulusal boyutta tehdit oluşturuyor. En kötüsü o. Ulusal tehdit. Türkiye'nin bilimsel bakış açısını bizden iyi biliyor. Nelerde eksiği var, nelerde güçlü bunu biliyor. Sorunu anlatıyor. Ve tabii ki KVKK'ya ihlal oluşturabiliyor. İnsanları kandıran bir araç haline de dönüşebiliyor. İşte öğrencileri, çalışanları tembelliğe itebiliyor. Dijital ortamlarda suçu özendiriyor. Makale yazan bir yapıya dönüşebiliyor. Ama kurallar var. Makale yazdıysanız kabul etmiyor artık dergilerimiz. Kullandıysanız makalede belirtmenizi istiyor. Yazılan patentleri kabul etmiyor. Artık Aspesa veya Amerikan patent. Etik kurallara uymuyor. Model üreten verilerin teslim edilmesi gerekiyor. Sayın hocam teşekkür ediyoruz. Evet, ben burada keseceğim mecburen. Kalanını size Sayın Başkanım kırmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Profesör Doktor Şeref Sağıroğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii yapay zekadaki fırsatlar, tehditler bizi çok korkuttu. Sağlığımızı bozdu. Bu anlamda da acaba sağlıkta yapay zeka nasıl durumda? Sağlıkta neler yapılıyor? Bu konuyla ilgili de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimlerinden Profesör Doktor Tuncay Veysel Peker hocamızın sunumunu dinleyeceksiniz. Hocam sizin de 20 dakikanız var. Buyurun. Göremedim ben ama kırmızı. Aa, yanlış bu. Pardon, özür dilerim. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir konuşma fırsatı verildiği için. Ben bugün sağlıkta üretken yapay zeka ile ilgili bilgiler vereceğim. Aslında o kadar geniş bir konu ki, yani bir hafta sempozyum yapılabilir, 8:30'dan 5:30'a kadar konuşulabilir. Ama ben bunları kısa kısa özetleyerek sunmaya çalışacağım. Ara ara kendi tecrübelerimle, kendi yaptığım şeyleri de koyarak renklendirmeye çalışacağım sunumu. Şimdi üretken yapay zeka ile sağlık sektörünün tanışması ya da flört etmesi diğer sektörlere göre biraz daha yeni oluyor. Çünkü biz sağlıkçılar genelde biraz muhafazakar oluyoruz. Biraz çevremizdeki olan biteni izliyoruz. Çünkü hedef kaynağımız insan olduğu için değerli. En son uygulamaya başlıyoruz ama yapay zeka bunu galiba yok ediyor. Şimdi sağlıkta da çok hızlı ilerlemeler var. Bunları zaten sizinle paylaşacağım.
Burada kendi yaptığım bir iki örnek var. Onları sizinle paylaşayım. Bu arada yapay zeka ile ilgili de kısa bir tanımlama yaparsak aslında insan beyninin yaptığı şeyleri yapan makine sistemi. Yani biz ne yapıyoruz? Öğreniyoruz, yaratabiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Bu tür şeyleri yapan makine sistemi diye sınıflayabiliriz, tanımlayabiliriz. Burada bir intraoküler lens yerleştirilmesini görüyorsunuz. Merak ettim, yapay zeka acaba bunu nasıl algılayacak diye herhangi bir tarif vermeden yapay zekaya verdim. Yapay zeka bana bu şekilde bir tanımlama verdi. Sanki bir safari gibi ona benzer farklı bir görüntü verdi. Aslında şöyle, yaptığım araştırmalarda özellikle 2022 yılına ait bir makalede 2026 yılına kadar yaklaşık 45 milyar Amerikan doları harcama yapılacağı söyleniyordu. Galiba bu rakam şimdi 2 yıl geçti, belki 2'ye katladı, 3'e katladı diyebiliriz. Şimdi sağlıkta üretken yapay zekayı söylemeden önce aslında yapay zeka bizde nasıl iş görebilir? Basit bir şekilde onu söyleyebiliriz belki. Örneğin bir kalbi nasıl tanımlayabiliriz yapay zekayla? Bunun için tabii ne olması gerekiyor? Her zaman söylediğimiz gibi çok sayıda veri olması gerekiyor. Çok sayıda görüntü olması lazım. Bu görüntüler alınıyor, biriktiriliyor. Daha sonra tek tek bunlar kalp mi, kalp değil mi diye sınıflandırılıyor, işaretleniyor. Sonra görüntüleri analiz eden programlar yazılıyor ki bunlar çok da komplike olmayan programlar olabilir. Çok basit programlar olabilir. Örneğin neye dikkat edecek? Mesela kalbi siz radyolojik olarak incelediğiniz zaman kas dokusu farklı bir renkte gözükür. Kan dokusu farklı bir renkte gözükür. Bunları piksel piksel ayırt ederek bize yardımcı olacak. En sonunda da bu etiketlenmiş ve parçalara ayrılmış görüntüler derin öğrenme algoritmasına yerleştirilip artık uygulamaya sokulabilir. Biz burada kalp ya da kalp değil dediğimiz zaman nöronları aslında ikiye bölmüş oluyoruz. Aslında biz bunu tedavide de kullanabiliriz. Mesela nasıl kullanabiliriz? Bir kanser hücresi vardır. Bu kanser hücresi iyi huylu mu, kötü huylu mu gibi böyle hassas tanımlamaları kolaylıkla yapabiliriz. Aslında sağlık yapay zeka için çok güzel bir ilgi alanı diyebiliriz. Çünkü sağlıkta çok fazla elektronik kayıt şeyleri var, sistemleri var. Elektronik kayıtlar var. Bu elektronik kayıtları kullanarak çok iyi sonuçlar alabilir. Ancak şöyle de sıkıntılar var. Gerçi artık bu son yıllarda bu sıkıntıların kalktığını düşünenlerdenim ben. Mesela bir biyokimyasal veri rakama dayalı bir veridir. Rakama dayalı veriyi yapay zekanın işlemesi kolaydır. Ancak bir radyolojik veri, bir psikiyatrik, nörolojik veri ya da hasta yatıp çıktıktan sonra yapılan epikriz raporları, radyolojik veriler, patolojik veriler. Mesela bunları yapay zekanın değerlendirmesinde sıkıntılar olabilir. Şimdi biz sağlıkta nasıl kullanıyoruz? Ben burada 2, 4, 6 gruba ayırdım. Bir kere tanıda kullanılması var. Tedavide kullanılması var. Hastane yönetimi çok önemli. Burada kullanılması var. Salgın hastalık yönetimi, pandemi bize salgın hastalıkların ne kadar önemli olduğunu öğretti. İlaç, aşı üretimi ve en sonunda da tıp eğitimindeki öneminden bahsedebiliriz. Tıbbi tanıda da gene alt gruplara ayırmamız lazım. Çok fazla alt grup var. Bunların bir kısmını yazdım. Mesela biyokimyasal ve klinik testlerdeki üretken yapay zeka uygulamaları, radyolojik görüntülemelerdeki üretken yapay zeka uygulamaları,
endoskopik görüntülemeler ve en son patolojik görüntülemelerdeki yapay zeka uygulamaları diye sınıflandırılabilir. Biyokimyasal ve klinik testlere baktığımız zaman aslında çok etkin olduğu görülmüş. Mesela astım hastalığında hastaların biyokimyasal verileri, solunum fonksiyon testleriyle ya da bronşiyal testlerle birleştirildiği zaman çok olumlu sonuçlar alınmış. Hatta hekimler, bunu çok söyleyeceğim aslında, hekimlerden daha iyi, yani tanı koyan hekimlerden daha iyi tanı koyduğu söylenmiş. Sık sık tekrar edeceğim bunu. Ya da bir başka örnek, mesela akut miyeloid lösemi, kötü bir hastalık, tekrarlayan mutasyona uğrayan genlerin derin dizileme ile analizi ve elektronik sağlık kaydı veri tabanı analizi kullanılarak bu hastalıkların erken tanıları söz konusu olabilir. Hep dikkat ederseniz büyük veri kaynaklarına ihtiyaç var ama ne kadar büyük veri kaynağı olursa herhalde o kadar da doğru sonuçlar veriyor. Radyolojik görüntülemelerde mesela mamografi çalışmaları var. Şurada sağ üstte gördüğümüz resimler. Aslında radyolojik görüntülemelerde hata yapma payımız çok yüksek. Bazen çok küçük lezyonlar, mamografide çok küçük lezyonlar hekim tarafından atlanmakta. Bir yıl sonra gel, 6 ay sonra gel dendiğinde çok agresif tümörlerse bunlar, bir yıl sonra geldiğinde koltuk altı lenf bezleri tutulmakta ve ameliyata gitmekte. Fakat bu konuda özellikle IBM Watson'da çalışmalar yapılmış. Mamografi sonuçları IBM Watson'a verildiği zaman 60 saniyede tanıyı koymuş ve tedaviyi vermiş. Bir hekimin ben sanmıyorum 60 saniyede tanıyı koyup da tedaviyi verebileceğini. O yüzden yapay zeka bu konularda bayağı üstünlük sağlıyor. Ya da bilgisayarlı tomografide, akciğer filmlerinde, akciğerin göbek kısmındaki lenf düğümlerinin iyi huylu mu, kötü huylu mu büyümelerinin anlaşılmasında kullanılabilir. Ya da şurada sağ altta gördüğünüz resim, çok hoşuma giden bir görüntü bu. Optik koherans tomografiler, burada bir hastanın diyabetik retinopati, glokom gibi bir takım hastalıkları kolaylıkla teşhis etme şansımız var ve bu tanıları, bu teşhisleri koymada gerçekten yapay zeka çok başarılı oluyor. Keza COVID-19 yapılan araştırmalar göstermiş ki COVID-19 ilginç bir şekilde sağ akciğeri daha fazla tutuyor. Aslında anatomik yapıya baktığımız zaman da bu mantıklı bir şekilde açıklanabiliyor. Neden sağ tarafı tuttuğu. Bunlar yapay zeka için tabii kullanılabilecek önemli veriler. Sol alt köşede de bir tiroid tümörü görüyorsunuz. Bu tiroid tümöründe kanlanmanın fazla olduğu ve tümör olduğu kolaylıkla tanılanabiliyor ve bunda yapay zeka çok başarılı. Endoskopik incelemeler var. Endoskopik incelemelerde de kullanılabiliyor. Örneğin ince bağırsak kapsül endoskopisi ile yutturularak alınan görüntüler veri tabanlarına aktarılarak tanılar çok büyük olasılıkla doğru bir şekilde konabiliyor. Patoloji biraz sıkıntılıdır burada. Patolojide gerçekten çok iyi bir göz gerekiyor tanı koyarken. Hastanın hayatını kurtarabilirsiniz de, hastanın hayatını sona erdirebilirsiniz de. Örneğin burada mesela yapmışlar, Spitz ve konvansiyonel melanositik lezyonlara bakmışlar. Bunları ayırt etmede yapay zekanın çok başarılı olduğu görülmüş. Ya da Japonya, İskandinav ülkeleri, çoğumuz biliyoruz mide kanserinin çok görüldüğü yerler. Genellikle beslenme tarzları, mesela tütsülenmiş et çok yiyorlar, balık çok yiyorlar. Kanser çok gözüküyor, genetik şeyler de var.
Bu nedenle Kosaracı ve arkadaşları patolojik görüntü analizi için eş zamanlı çok ölçekli yama görüntüleri alabilen yeni bir yapay zeka derin öğrenme modeli geliştirmiş. Ve bu modelin mide kanserini tanımada çok başarılı olduğu, hekimlerden çok daha başarılı performans gösterdiği görülmüş. Resimde ilginç bir şekilde bir prostat kanseri görüyorsunuz. Prostat kanserinin orta kısımlarına baktığınız zaman orta kısımlarının kırmızı renkte, kahverengi renkte olduğunu görüyorsunuz. Halbuki normal doku ile birleşme yerlerinin mavi veyahut da eflatun gibi gözüktüğünü görüyorsunuz. Burada kırmızı kahverengi tümör olasılığını arttıran, halbuki mavi ise tümör olasılığını azaltan şeyler, etkenler. Bu şekilde kolaylıkla tanıyı koyabiliyoruz. Cerrahide Da Vinci, hepinizin bildiği gibi Da Vinci cerrahi sistemi var ya da üç boyutlu baskılar var. Burada ana bilim dalımızda yaptığımız bir çalışma var. Glomus tümörü olan bu damar ve sinir kökenli bir tümör boyunda kocaman bir kitleye neden oluyor. Bunun resmini görüyorsunuz. Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik yine önemli. Yapay zeka bunlara da entegre edilmiş vaziyette. Bunun dışında anesteziyolojideki uygulamalar ve tıbbi rehabilitasyondaki uygulamalar var. Da Vinci cerrahi sistemi aslında tıpta bir devrimdir. Aşağı yukarı 2000 yıllarının başında FDA tarafından tedavilerde kullanılması için onaylandı. Bugün artık uzaktan ameliyatlar yapılabiliyor. Mesela okyanus aşırı ülkeler arasında bir tarafta ameliyat yaparken diğer tarafta hasta ameliyat olabiliyor. Bu şekilde çok büyük başarılar sağlıyorlar. Tabii burada Da Vinci'nin bir ayrı özelliği daha var. Yapay zeka çok iyi bir şekilde entegre edilebiliyor. Dolayısıyla başarı ve komplikasyon oranı da daha düşük oluyor. Sayın Başkanım, biraz uzun ama tamam. Üç boyutlu baskı teknolojisi bu çok önemli. Şöyle ki cerrah ameliyata girmeden radyolojik görüntülerden aldığı üç boyutlu görüntüleri eline alıp da incelediği zaman onu üç boyutlu çevirdiği zaman ameliyatın nasıl olacağını da daha sağlıklı bir şekilde tasarlayabiliyor. O bakımdan önemli. Hızlıca geçeyim. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik teknolojileri. Burada bizim ana bilim dalımızda yaptığımız bir çalışmayı sizinle paylaşmak istedim. Burada kemik kas eklem sistemiyle ilgili oluşturduğumuz yapay zeka destekli bir sanal gerçeklik uygulaması var. Bunu bu sene öğrencilerimize gösteriyoruz hatta. Burada seslendirmeler yapay zeka tarafından yapıldı. Ama hekimler açısından da sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi sistemler ameliyat öncesinde üç boyutlu yapıyı tasavvur etmekte ya da anatomik karmaşıklığı daha iyi anlamada bize yardımcı olabilir. Yalnız şöyle bir dezavantajı var. Hala teknolojik olarak büyük aletler, 1-2 kilo ağırlığında, 1 saat, 2 saat taktığınız zaman çok rahatsız edici olabiliyor bu tür aletler. Anesteziyolojide kullanımı var. Gene anesteziyolojide çok başarılı sonuçlar alınmış. Örneğin anestezinin kontrolü, ağrının kontrolü ya da olabilecek komplikasyonların kontrol edilmesi. Bildiğiniz gibi cerrahın en önemli destekçisi anesteziyologtur. Dolayısıyla yapay zeka da cerrahlara bu konuda çok çok yardımcı olacak. Tıbbi rehabilitasyonda bir takım uygulamaları var. Örneğin yoğun bakımlarda monitörize edilen hastaların her tarafından kablolar sarkar. Bu kablolar karmaşıklığa sebebiyet verir. Bu nedenle sensörler kullanılarak, kablosuz sensörler kullanılarak
Bu karmaşıklık ortadan kaldırılabilir, yanlış alarmlar önlenebilir. Ya da rehabilitasyon yaparken, örneğin ekstremite rehabilitasyonlarında yapay zeka entegre edilmiş robotlar vasıtasıyla rehabilitasyon hızlandırılabilir. Hastane yönetimi çok önemli. Hastane yönetimi aslında şu anda insanlar tarafından yapılıyor. Ama insanız sonuçta, hata yapabiliriz. Mesela elimizde bir para vardır. Biz bu parayı yanlış yerlere kanalize edebiliriz farkında olmadan. Yanlış kararlar alabiliriz. Bir şeyi unutabiliriz. O şeyde gecikmeye sebebiyet verebiliriz. Ama yapay zekayı soktuğumuz zaman bunları çok daha doğru bir şekilde yapıyorlar. Nas ve Koyuncu 2019'da yaptığı bir çalışmada hastaların hastanede kalış süresi, hastaneye ulaşım şekli, hava durumu gibi bir takım algoritmaları incelemişler ve bu algoritmaları uygun bir şekilde yaptıkları zaman hastanede kalma süresinin %7 azaldığını görmüşler. Bu da hastane için aslında maddi anlamda önemli bir şey. Çünkü yatağı boşaltıyorsunuz, onun yerine yeni bir hasta geliyor. Bu bakımdan da böyle bir takım avantajlar söz konusu. Salgın hastalık yönetiminde önemli. Bildiğiniz gibi COVID-19 insanlığın çaresiz kaldığı bir pandemidir. Tam da yapay zekanın yükselmeye başladığı dönemdir aslında. Hatta şöyle, bu dönemde COVID-19'un profilaksisiyle ilgili çok büyük başarılar elde edilmiştir yapay zeka ile yardımıyla. Yapay zekanın kullanımıyla yaklaşık 80'den fazla madde bulunmuş ve bu maddelerin COVID-19'a etkili olduğu ispatlanmıştır. İlaç ve aşı üretiminde uygulamaları var. Genellikle işte bu geleneksel ilaç endüstrisinde ilacın piyasaya sürülmeye kadar olan süreç uzun bir süreçtir. Bu sürecin hızlanmasına kolaylık sağlıyor. En azından denemeler başlamadan önce araştırma safhasında bizim bulamayacağımız, hayal edemeyeceğimiz çok fazla veri içinden bir takım yararlı verileri çekerek bize çok faydalı ilaçlar sağlayabiliyor. Tabii bu üretken yapay zekanın güçlü mantıksal çıkarımıyla oluyor. Şurada bir grafik görüyorsunuz. Enteresan geldi bana bu grafik. Dünyaca ünlü ilaç firmalarının yapay zeka kullanarak yaptığı ilaç anlaşmaları. En önde Pfizer, Takeda veyahut da Sanofi gibi büyük firmaları görüyorsunuz. Arkadan diğer firmalar da izliyor bunu. Yapay zekanın tıp eğitiminde kullanılması, buraya yine biraz kendi bölümümüzden resimler koydum. Bizim Gazi Tıp Anatomi'de Türkiye'de ilk laboratuvarlarda arttırılmış gerçeklik uygulaması yapılıyor. Yine probleme dayalı öğrenmede, iyi bir hekim yetiştirmede bence önemli derslerden biridir. Öğrencinin öğrenmesini ve anlamasını kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanabiliriz. Mesela tıp fakültesine 500 öğrenci geliyorsa bu 500 öğrencinin hepsi aynı değil. Bazısı çok alt düzeylerde, bazısı çok üst düzeylerde. Yapay zeka bunları tespit edip ona göre ayrı eğitimler vererek bunları aynı seviyeye kolaylıkla çıkarabilmekte. Tabii etik ve yasal sorunlar var. Bunu anlatmadan önce ben başta Şeref Hocam olmak üzere tüm kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Çok değerli bir çalışma yapıldı. Yapay zekanın etik durumu ile ilgili bir yönerge hazırlandı. Bence çok değerli ve bir kilometre taşı olacak bir çalışma bu. Tıpta da şöyle biraz farklılıklar söz konusu olabiliyor. Hedef hasta olduğu için ya da veriler olduğu için kullanım ile ilgili bilgilendirilmiş onay alınması gerekiyor. Tabii hastanın bilgilerini güvenli tutmamız gerekiyor. Hastayı güvende tutmamız gerekiyor. Hastaya şeffaf davranmamız gerekiyor. Hiçbir şeyi saklamamız gerekiyor. Saklamamamız gerekiyor. Hocam toparlayalım birkaç dakika için. Toparlamaya çalışayım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Veri gizliliği de önemli. Sonuç olarak yapay zekanın herkese fayda sağladığı, arzu edilen bir toplumsal hedefe ulaşmak için
halkın güvenine dayalı bir sistem oluşturulması gerekiyor. Geleceğin bir parçası olduğu hiç kuşkusuz ve tıpta da benzeri görülmemiş bir çağa taşıyacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma bir hekim olarak çok büyük umutlarım var. Bunu atlıyorum. Son olarak bir sürpriz yapayım dedim. Yapay zeka kullanarak hazırladığım bir 3 boyutlu tıbbi modelleme animasyonu var. Bazı resimler birazcık rahatsız edici olabilir ama sonuçta tıbbi modelleme ve animasyon. Şimdiden kusuruma bakmayın. Müziği duyulmuyor. Müziği de yapay zeka besteledi. Yani telif sorunum da yok. Çok rahatım bu konuda. Hocam maalesef çıkmıyor ses. Açabiliyor muyuz ki? Has an inner and outer membrane. With the inner membrane housing the electron yapay zeka tarafından sağlandı. Senaryoyu ben yapmadım. Senaryoyu ChatGPT yaptı. Ben sadece modelleme ve animasyonu yaptım. Enzyme embedded in the inner mitochondrial membrane uses the proton gradient generated by the ETC to phosphorylate ADP to ATP. Has 5 subunits, F1 and F0, with distinct roles in ATP synthesis. Series of protein complexes in the inner membrane that transfer electrons, pumping protons across the membrane. Proton gradient powers ATP synthase and other cellular processes. Bu aralar çok revaçta olan bir konu. Vücuttaki en küçük dönen motor diyebiliriz. Doğru hocam, doğru. Mitochondrial apace disorders, also known as mitochondrial complex B deficiencies, are a group of rare genetic disorders that affect the function of ATP synthase, a key enzyme in the mitochondrial respiratory chain. These disorders can lead to a variety of symptoms and anomalies. Teşekkür ediyorum. Gecikmeden dolayı çok özür dilerim hocam. Sayın Başkanım. Tuncay Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hazırlık yapmış. Evet, başlangıçtan belli hem konuşmacılarımız hem Rektör Bey de bahsetti. Sürekli yapay zeka bütün çevremizi değiştiriyor. Tabii ki bir takım meslekler de oluşuyor yapay zekanın etkisiyle. Şimdi de... Mesleki gelişimde üretken yapay zeka ile yenilikçi adımlar ve yaratıcı çözümler isimli sunusuyla Profesör Doktor Serçin Karataş hocamızı dinleyeceğiz. Hocam buyurun. Sayın yöneticilerim, değerli meslektaşlarım, buranın mezunu olarak burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Tam diyecektim ki Halil İbrahim Bülbül hocama, hem danışan öğrenciniz hem de tek kadın sunucu olarak bana herhalde torpil geçersiniz diyecektim. Ama geç başladığımız için herhalde bu hakkımı kullanamayacağım. Yardımcı oluruz hocam. Sevinirim hocam. Şimdi ben sizden destek alarak biraz devam etmek istiyorum. Bağımlı oldum. Telefonumu da yanıma alayım. Daha dün gördüm bunu. Sunumuma yeni ekledim. Aslında biz bu sunumun aynısını yaptık diyemeyeceğim çünkü 6 Ocak'ta yapmıştık. 3 Ocak'ta yaptık. Bugün 26 Şubat. Bu aradaki zaman diliminde o kadar çok şey değişti ki her iki hocamın da bir şeyler eklediğini gördüm. Ben de bir şeyler ekledim sunumuma. Bir şeylerin sürekli değiştiği bir dönem içerisindeyiz. Şunu görünce de ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama bu bir videoydu. Hepsini almak istemedim. Ağzına kaşıkla yemek veriyor. Kişi de bilgisayarda çalışıyor. Buna sonra geri döneceğim sevgili hocalarım. Şimdi bana keşke ilk başta yapsaydık bunu, bayağı bir kaybımız oldu ama destek verirseniz sevinirim. Bu verileri kullanmak için sizlerden izin istiyorum. Çünkü geçen sefer yaptığımız toplantıda Mehmet Ali hocam izin vermedi. Etik değil dedi. Dolayısıyla buradaki topladığımız verileri web sitesinden toplamak için sizlerden izin rica ediyoruz. İzin verirseniz. Bir kişi izin verdi, kalanı kodu şuradan bakabilirsiniz değerli hocalarım. Mentimeter'e girip
83 97 05 02. Mentimeter'a girebilirseniz, mentimeter.com. Arttı. Mehmet Ali Hocam izin vermeyince kullanamıyoruz tabii ki. Etik deyince ondan soruluyor. Şimdi etik oldu mu hocam? Nasıl bir veri toplayacağız? Mesleki kıdeminizi, işte hangi bölümdesiniz onları soracağız. Bir iki de görüşünüzü soracağız. Anonim olarak kullanacağımız için isminizi de paylaşmayacağız. Dolayısıyla bize destek verebilirseniz mentimeter.com'a girip 83970052 koduyla uygulamaya katılabilirseniz çok sevinirim. Hayır diyen yok deyip süreden tasarruf etmek amacıyla çok özür dileyerek bir sonraki sayfaya geçiyorum ama lütfen siz Mentimeter'a katılmaya devam edin. Değerli hocalarım, fakültenizi, bölümünüzü de yazıp bizlerle paylaşırsanız ona göre uzatacağım süreyi ya da kısaltacağım. Açılımını da söyler misiniz? Yabancı diller. Sayın Dekanım çıkmasaydı Gazi Eğitim damga vurdu diyecektim ama. Evet, görecekti ama. Neyse, Sayın Rektör Yardımcım, siz iletirsiniz kendisine. Harikasınız bu arada. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Süreden tasarruf etmek amacıyla özür dileyerek devam ediyorum. Pardon. Evet, mesleki kıdeminiz. Peki. Bu kadar az mıyız gerçekten? Devam edelim. Bugünkü toplantı konusuna aşina olma durumunuzu gerçi Şeref Hocam sordu ama bir de buradan işaretlerseniz. Gidenlerden sonra kalanların durumunu görelim en azından. Ramazan Hocam, ben şöyle bir sonuç çıkarttım. Konuyu bilenler buradalar. Biz bilmeyenler için düzenlemiştik diye hatırlıyorum. Evet, devam ediyorum. Peki, mesleki gelişimde karşılaşılan zorluklar deyince aklınıza neler geliyor değerli hocalarım? Bir profesör hala mesleki gelişimle devam eder mi? Eder. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Biraz dedikodu yapalım. Bütçe, etik. Hocam bütçede takıldık. Bütçe, ben kaçırayım buradan hocam. Geçen sefer de biz çok şey istedim Ramazan hocamdan. Benimle birlikte hiçbir sunuma katılmayacak. Sağ olsun ama bütün sunumları sonuna kadar dinliyor. Bunu kaçıncı kezdir dinliyorsunuz hocam? Herhalde 3 oldu. Evet, sizde oluşturduğu stres seviyesi ne bugünkü konunun? Şerif hocamdan sonra yapmasaydık iyiydi bunu ama. Stresten boğulacakmış gibi hissediyorum diyen kişi kendini göstermek ister mi? Gösteremiyor bence de, evet. Peki. Şöyle devam edelim. Bu kelimeyle dün karşılaştım, bir arkadaşım paylaşmış. Fear, yani yabancı dillerden bana destek olan olur diye düşünüyorum. Korku. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Baş harfleri, akrostiş. Neyin akrostişi olabilir? Yabancı diller. Ha, ben yerimde duramadığım için haklısınız. Fear bir akrostiş, baş harfleri. Neyin baş harfleri olabilir? Hangisini seçersiniz? Hangisini seçersiniz?
Ramazan hocam, üniversitemizin durumu. Evet, ya bu üretken yapay zekayla başa çıkacağız, yüzleşeceğiz ya da arkamızı dönüp kaçacağız. Hangisi olmak istiyoruz? Buna karar vermemiz gerekiyor sanki, değil mi? Peki bizim mesleki gelişimimize ne tür katkısı olabilir üretken yapay zekanın? Benden önce iki konuşmacı hocam zaten anlattı. Burada kalanların çoğu da bu duruma vakıf. Sizce ne sağlar bize? Sunumu sizlere yaptırdığım için kendimle gurur mu duymalıyım acaba diye de düşünüyorum. Zaman tasarrufu, insanüstü güç, zaman, hız, kolaylık, farklı bakış açısı, üretkenlik, içerik, eğitime destek, literatür taramasında hızlanma. Peki biraz önce herkes bütçe demişti. Bütçeden tasarruf eder miyiz sizce? Tam tersine mi sebep olur? Gittikçe artıyor. Bir itirafta bulunayım. Geçen sefer Mentimeter'ı ikinci kez kullandığımda kullanıcı sayısına sınırlama getirmişti. Ben de bir önceki toplantıda Ramazan hocama ağlamıştım. Biz akademisyenler bunların hepsini yetiştiremiyoruz. Acaba bunu satın mı alsak diye. Bu toplantıdaki katılımcı sayısının çok olacağını düşündüm. Dolayısıyla gidip satın aldım bir yıllık hocam bunu. Ama bilseydim almazdım. Katılımcı sayısı azmış. Şimdi zamandan doğru söylüyorsunuz, bize tasarruf sağlıyor. Literatür taramasını çok ciddi oranda kolaylaştırıyor. Çok sayıda literatüre ulaşmamızı sağlıyor. Bir taraftan da literatürün aynı hızda artmasını da sağlıyor. Yani literatür de bir taraftan hızlanıyor. Biz de onu çok hızlı bir şekilde takip etmek zorunda kalıyoruz. Biraz önce size şunu sormuştum. Mesleki gelişimde acaba biz nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Ben bir akademisyen olarak şununla karşı karşıya kalıyorum. Kendimi bazen hiçbir şeye yetişemiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizde de aynı duygu var mı? O kadar çok öğrenecek şey var ki ben nasıl öğreneceğim kaygısı da oluşturuyor bende. Stres seviyemi böyle artırıyor. Ama öbür taraftan eskiden ulaşamadığımız birçok kaynağa da ulaşma şansını veriyor bize. Bir başka düşüneceğimiz şey de üretkenlik dedik. Şimdi ilk başta bir görsel göstermiştim size. Birinin ağzına hazır yemeği veriyordu. Bir robot kol. Bana ne hissettiriyor biliyor musunuz? Yemeğimi yediriyorsa önümdeki işi de yaptırabilirdi. Niye yemeği yedirmekle uğraşıyor bana? Ya da hem yemeğimi o yedirecekse, hem araştırmamı o yapacaksa, her şeyi üretken yapay zeka yapacaksa, ben ne yapacağım? Ya da ben kendimi kurtarmış olabilirim. Bir süre daha akademisyenlikten ekmek yemeye devam edebilirim. Zaten EYT'liyim, emekli de olabilirim. Ama benim öğrencim ne yapacak? Ne yapacak? Düşünmesine de gerek yok ki, o mu düşünecek acaba? Düşünme yetisini de mi elinden alacak? Şimdi şöyle bir şey var, yabancı diller meslek yüksekokulundakiler veya yabancı dil alanındaki hocalarımdan bir şöyle el sağlamasını rica etsem. Şöyle bir kaygıya kapılıyor musunuz? Hakikaten mesleğiniz yerinde duracak mı? Yoksa bir sürü çevirmen, üretken yapay zeka araçları çıktı. Sizin öğrencileriniz işsiz mi kalacak? Ya da sadece yabancı dillerin sorunu mu bu? Yoksa herkesin sorunu mu haline gelecek? Bir taraftan işimizi çok kolaylaştırıyor, öbür taraftan sorumlu düşünmemizi gerektiriyor. Biz hocaların diye düşünüyorum, üniversitedeki hocalar olarak hepimizin. Şimdi yaratıcılık diye bir kelimeye takıldım. Ben yaratıcı düşünme eğitimi veriyorum. Yaratıcı düşünmemizi de elimizden alabilecek keskin bir bıçak halinde. Çünkü soruyorsun, cevap veriyor, soruyorsun, cevap veriyor ve senin düşündüğünden belki daha iyisini düşünüyor. Evet, ama şimdi bilmiyorlar. Yok. Mi acaba? Mi acaba? Biraz sonra bir daha bu konuya geri döneceğiz sevgili hocalarım. Şimdi araştırmacılardan bir tanesi, üretken yapay zeka ile ilgili öğretmenlerin fikirlerini soruyor. Sizce ne olacak bundan sonra diye. Ve şöyle diyor Michel Kasorolla, Educate'de uzman olarak çalışıyor yapay zeka ile ilgili. Diyor ki, üretken yapay zekayı sinsice kullanan öğrenciler var karşımızda. Yani bir taraftan bizim mesleğimiz tehlikeye mi giriyor soru işareti, öbür taraftan da acaba biz öğrencilerle nasıl başa çıkacağız sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü siz bir ödev veriyorsunuz, üretken yapay zeka ile cevap veren öğrencilerimiz olacak.
Onlara karşı nasıl tedbir alacağız? Bir kere bizim onlardan bir adım önce olmamız lazım ki onların o ödevi nasıl hazırlayacağını bizim düşünmemiz gerekiyor. Onların o kopya tasarımlarından kurtarmamız için bizim onlardan önce akıl etmemiz gerekiyor bazı şeyleri. İki tane yolumuz var. Ya bu diyarda kalmak için elimizden geleni yapacağız, kendimizi güncelleyeceğiz. Ya da hoşça kal diyeceğiz. Eğitim, öğretim hayatımızı noktalandırmak zorunda kalacağız. Yani şu andaki halimizle devam edersek 3-5 yıl sonra aynı şeyi yapamıyor olacağız. Çünkü çocuklar bizden daha farklı düşünüyorlar, daha çok bu dünyanın içindeler. Bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmaya göre öğretmenler çocukların ödevlerini ChatGPT ile yapmasından hiç hoşlanmıyorlar. Karşı tarafında öğrenciler de yaptıkları ödevlerin öğretmenleri tarafından okunmasını istiyorlar. ChatGPT tarafından değerlendirilmesini istemiyorlar. Niye? Eskiden de veliler yapıyordu hocam, fark etmiyor. Tabii eskiden. Şimdi ChatGPT velilere daha büyük kolaylık getirecek. Şimdi siz hangisini hayal ediyorsunuz? Bilgisayarlar yapay zeka ile destekli eğitimde sol taraftaki gibi mi? Seçim yapmanızı beklemiyorum bu sefer. Yoksa okulun genelinin mi böyle olmasını istiyorsunuz? Okulun genelinin de düşünce yapısının, kurumun genelinin de düşünce yapısının değişmesi gerekiyor. Biraz önce sevgili hocam dedi ki daha az sayıda insana ihtiyaç olacak. O zaman sadece öğretim elemanlarımız değil, sadece öğrencilerimiz değil, bizim idari personelimizin de bakış açısını değiştirmeye de belki ihtiyacımız olacak. Çünkü her şey değişiyor, büyük bir hızla değişiyor. 3 Ocak'tan 26 Şubat'a o kadar çok şey değişti ki hızına yetişmekte zorlanıyoruz. Peki sevgili Sedef hocamı da görüyorum. Bu görseli görünce de onunla eşleştiriyorum hep. Biz öğretim üyeleri olarak ne yapacağız? Bir taraftan kendimizi teknolojik açıdan geliştireceğiz. Öbür taraftan pedagoji açısından diyeceğim ama pedagojiye bir soru işareti bırakıyorum. Neden pedagojiye soru işareti bıraktığımı da söyleyeceğim biraz sonra. Alan bilgisinde kendimizi geliştireceğiz ve bunların hepsinin birbiriyle olan kombinasyonunu değiştireceğiz. Yani eskisi gibi slaytlardan burada ders anlatamayacağız. Anlatamayacağız. Çünkü karşımızdaki hedef kitle onu dinlemeyecek. Diyecek ki ben daha iyisini buldum. Bizim bilgimiz, biraz önce Şeref Hocam da söyledi, profesörün bildiğinden çok daha fazlasını biliyor ChatGPT. Öğrenciye şunu dedirtmeyecek hale gelmemiz lazım. Ben bunu ChatGPT'ye sorduğum zaman senden daha iyisini biliyor demeyecek hale getirmemiz gerekiyor. Bir taraftan da pedagoji bilgisi dedim, teknolojinin yanı sıra. Onu da değiştirmek durumundayız. Şimdi farklı farklı becerilerimiz olması lazım. Bir, awareness dediğimiz farkındalık. Entegrasyon yapmamız gerekiyor. İşbirliğini sıklıkla hayatımıza almamız gerekiyor ve bunların hepsiyle birlikte bir dönüşümü hep birlikte kurumsal olarak yaşamamız gerekiyor. Şimdi biraz önce dedim ki pedagojiye bir soru işareti bırakıyorum. 90'lı yıllardan önce pedagoji sıklıkla kullanılıyorken pedagojiye yüklediğimiz veya eğitime yüklediğimiz anlamın zaman içerisinde değiştiğini görüyoruz. Andragoji, sinergoji, cybergoji, hetagoji. Duymadığınız kelime var mı? Hetagoji. En sondakini mi duymadık? Şimdi pedagoji çocukların eğitimiydi. Sonra yetişkinlerin de öğrendiğini fark ettik. Yetişkinlik hayatımızda da biz öğrenmeye devam ediyoruz. Hala bakın aktif olarak, öğretim üyesi olarak çalıştığımız halde hepiniz buradasınız. Bir şey daha öğrenebilir miyim diye buradasınız. Fakat sonraki aşamada sinergoji dediği sinerji oluşturmak. Yani birlikte işbirliğiyle oluşturmak. Cybergoji dediği işin içine dijital araçların siberden geliyor eklenmesi. Hetagoji dediğimiz şey de tamamen hepsini birden iç içe alıyor. Artık öğretmen ve öğrencinin rollerinin sıklıkla yer değiştirdiği, öğretmenken öğrenci olabileceğiniz, öğrenciyken öğretmen olabileceğiniz ve dijital araçların bunun içinde yer alabileceği bambaşka bir bakış açısına doğru gidiyor. O zaman bizim pedagoji diye takılıp da kalmamamız gerekiyor. Başka bir yere doğru kendimizi evrilmesi gerekiyor. Yani ben kürsüdeyim, karşımda öğrenciler vardan ki ben şu anda sıkılıyorum burada olmaktan, bu mikrofonlara bağlı olmaktan. Ne güzel cep telefonum elinde bunu yönetebilirdim ama bir yaka mikrofonum yok ki. Boynumu da bükeyim hocam, Ramazan hocama bakayım belki onu ayarlarız bir sonraki sefere. Devam edelim. Vaktim var mı değerli hocam? Tamam. Şimdi bu çok eski bir görsel sol taraftaki. Ben gördüğümde çok eğlenmiştim.
Öğrencilerimizle de sık sık başınıza geliyordur. Hanımefendi evden çıkarken yemek yapmak için aceleyle çıkınca eşine diyor ki patateslerin yarısını koy haşla. Eşi de patateslerin yarısını koymuş haşlamış. Yarısını soymuş, pardon çok özür dilerim, yarısını soy haşla diyor. O da yarısını soymuş eşi de. Serkan hocam tarif olmuş mu? Acaba yapay zeka böyle çalışıyor mu diye baktım değerli hocalarım. Biz 3 Ocak'ta bakarken o zaman neye bakmıştım biliyor musunuz? Microsoft'un bingine girip oradaki görsellerden oluşturuyorduk. Dün yaptığım zaman onun adı ne oldu? Copilot Design oldu. Dün Copilot Design'a dedim ki patateslerin yarısını soy haşla. O da patateslerin yarısını haşlamış ama soymayı unuttu. O da soymamış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani doğru tarifleri, doğru komutları verebilmemiz gerekiyor. Gerçeği yansıtması gerekiyor. Dolayısıyla bizim hala bilginin bizde olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani biraz önce söyledik ya, yaratıcı düşünmenin ne tarafında olacağız, nasıl düşüneceğiz? Bilmeden ondan bir şey talep etmemiz mümkün değil. Bileceğiz ki devam ettirebileceğiz. Şimdi ben yaratıcı düşünmede Scamper diye bir teknikten yararlanıyorum. Hemen sizlere burada yaratıcı çözümlerle başlayayım. Böyle bir çözüm üretmek için paylaşmak istedim sizinle. Ben bir prompt yazarken ya da Türkçesi tarif, istem, komut girerken şöyle yapıyorum. Scamper bir akrostiş. Zıplamak demek düşüncenin zıplamasından geliyor. Bilmeyenler için anlatayım. Yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği. Bir soruyu sorarken acaba daha farklı cevaplar alabilir miyim derken Scamper'dan yararlanıyorum. Bu da bir tüyo olmuş olsun. Yani soruyu sorarken neyle neyi yer değiştirebilirim, ne ekleyebilirim, neye uyarlayabilirim, başka hangi amaçlar için yerine kullanabilirim gibi devam ediyorum. Çok kısacık Sayın Başkanım izniniz olursa World Economic Forum'un Eylül 2023 tarihli raporundan önce şunu göstereyim sonra diğer şeyleri yorumlayalım. Potential for Automation, Augmentation, Low Potential for Automation or Augmentation. Bir daha effective. Yani meslekler nasıl etkilenecekler? En üstte gördüğünüz automation dediği, bundan sonra üretken yapay zeka tarafından diyelim biz ona, gerçekleştirilecek insanlar tarafından değil. İkinci olan, bu işi insanlar yapmaya devam edecekler ama insanın üretkenliğine üretken yapay zeka destek verecek diyor. Diğerinde insanlar yapmaya devam edecekler. Ve üretken yapay zekanın çok fazla bir katkısı olmayacak. En sonunda da etkisi yok diyor. Siz görmekte zorlanıyorsunuz. Ben bir iki tane okuyayım. Mesela bir, iki, üç, dördüncüsü. İstatistik asistanları diyor. En üstten dördüncüsü. Ne kadar etkilenecekmiş onu gösterelim. Birazcık daha ilerleteyim. Alttan iki, dört, beşincisi. Grafik tasarımcılar. Baştan bir, iki... Üçüncüsü matematikçiler, dördüncüsü editörler, beşincisi veri tabanı mimarları diye devam ediyor. Hemen şöyle geçelim tekrar. En alttan üçüncüsü öğretmenler, kısa zamanlı öğretmenler. Onun bir üstündeki zihin sağlığı danışmanları. Burada da diğer mesela en alttaki hukukla ilgili olan. Bir alttaki supply chain'i nasıl çeviririm? Bir destek alayım. Müşteri hizmetleri gibi bir alan bu şekilde değişecek. Yani işin özü şu değerli hocalarım. Biz daha üst düzey düşünme becerisine sahip olarak daha yüksek paralar kazanabileceğiz. Ama herkesin sıradan yaptığı otomasyona uğrayabilecek işler ortadan kalkacak. Eğer daha iyi düşünüyorsak daha iyi bir işimiz olacak. Düşünmüyorsak sıradan olmaya devam etmek zorunda kalacağız. Ve biz öğretim üyeleri olarak şuna mecburuz. Kendi öğrencilerimizi geleceğe hazırlamakla yükümlüyüz. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımları için. Evet. Selçin Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Zamanı çok hem verimli kullandı hem çok değerli bilgiler aktardı. Sorularınızı panelin sonuna bırakıyoruz. Şimdi malum burası bir üniversite, herkes akademisyen.
Acaba araştırmalarda yapay zeka, üretken yapay zeka bize neler sunuyor? Şimdi de doçent doktor Serkan Düzgün hocamız sizlere sunacak. Hocam sizin de 20 dakikanız var. Buyurun. Sayın öğretim üyeleri, ben kendi deneyimlerimizden yola çıkarak araştırma sürecinde yapay zeka, üretken yapay zeka araçlarını nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili bir paylaşım yapacağım ama öncelikle yapay zeka deyince kafamızda ne canlanıyor? Biraz bunu somutlaştırmak istiyorum. Biz biraz kendi bakış açımızla bunu ifade etmek istiyorum size. Tabii burada çok değerli hocalarımız bunlarla ilgili bazı açıklamalar yaptılar. Ama biz ne anlıyoruz, ben ne anlıyorum? Biraz da ondan aslında bahsetmek istiyorum. Yapay zeka sizce bir ansiklopedi mi? Yani bilgiye ulaşmak için kullanabileceğiniz bir araç mı? Yoksa bilgiyi birlikte oluşturabileceğiniz bir arkadaş mı? Biz bunu daha çok, yani benim kendi algım, daha çok arkadaş olarak algılıyorum. Neden? Çünkü bilgiye ulaşmak için kullandığımız, şu anda kullandığımız bazı araçlar var. Bunların en başında da arama motorları geliyor. Google, Bing, Yandex, işte bunların en bilinenleri. Bu arama motorları nasıl çalışıyor? Ulaşmak istediğimiz bir bilgiyi arama satırına yazıyoruz ve oradan ara dediğimizde bir sorgu çalıştırıyor. Eğer veri tabanlarında ulaşmak istediğimiz bilgi varsa eşleşip bizim karşımıza geliyor. Klasik bilgiye ulaşma yöntemimiz şu anda artık klasikleşti aslında, güncel bu ama yapay zeka ile beraber bu nasıl bir hale dönüştü? Yapay zeka nasıl çalışıyor burada? Biraz ona bakalım. Çok detaylı Şeref Hocam bunu anlattı zaten ama ben çok daha özet ve çok daha kaba bir şekilde ifade etmek istiyorum. Han veriler var. Nedir bunlar? Ses, görüntü, metin gibi han veriler. Bütün etrafta gördüğümüz verilerden bahsediyoruz. Milyarlarca veri. Ama bu verilerin hepsine ulaşmak ve işlemek mümkün değil. Hem teknik açıdan hem de etik telif açısından pek çok engel var. Ham veriler içerisinden seçilen örnek veriler var. O örnek verilerde saflaştırılıp bir eğitim verisi haline getiriliyor. Daha sonra bir algoritmada çalıştırılıyor ve öğrenme süreci gerçekleştiriyor. İşte o milyon dolarlık elektrik faturası ve çiplerin kullanıldığı bilgisayarlarda o çıktıyla biz muhatap oluyoruz aslında. Bizim şu an muhatap olduğumuz yapı o çıktı. Burada ön plana çıkan konu algoritma. Algoritmalar nasıl çalışıyor? Algoritmalar hangi verileri kullanıyorlar? Bunların sonuçları neler? Bunların avantajları neler? Birbirlerine karşı olan avantajları, dezavantajları, sosyal ve etik sorunları nelerdir? Mesela iki tane platformdan bahsetti Şeref Hocam. Ağırlıklı şu an bu zaten. OpenAI, ChatGPT platformu, yapay zekası ve Google'ın Gemini, işte yakın zamana kadar Bard'tı bu, şimdi Gemini oldu. Pek çok yapay zeka aracı ve dijital araç bu platformlarla entegre olarak çalışıyor aslında. Üstüne katmanlanarak çalışıyor. Bazı spesifik araçları ayırıyorum. Yani temelde bu algoritmayı kullanıyoruz. Bunun birbirine karşı avantajı, dezavantajı ne? Bunların sorgulanması, bunların farkına varılması. İşte Sersin Hocam da az önce söyledi. Yeni nesil yapay zeka okuryazarlığında edinilmesi gereken becerilerden bir tanesi farkındalık. Biz bu farkındalığı edinmeliyiz ki bütün aslında süreçlerde ama özellikle akademik araştırma sürecinde bugünkü toplantımızın ana konusu olduğu için söylüyorum. Verimli kullanabilirim. Örnek veriyorum, ben sizinle bir örneği paylaşmak istiyorum. Bu sunumu hazırlarken ChatGPT'ye dedim ki bana bilgiye ulaşmakla ilgili bir özlü söz önerir misin? Hemen yazdı, tık 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 tık. O çok güzel. Bir tanesi hoşuma gitti, dedim ki şu güzel, bilgiye ulaşmak yaşam boyu bir maceradır. Eleanor Roosevelt. Ama kafama bir şey takıldı. Algoritmaların çalışmasıyla ilgili en azından temel bilgilere hakim olduğumu düşünüyorum. Mühendis değilim ama. Dedim ki ya ben bunu bir sorayım. Bu söz gerçekten Eleanor Roosevelt'e ait mi? Dedi ki yok. Yani ben böyle bir şey söylemedim der gibi, yani böyle bir kaynak yok dedi. Dedim ki peki niye
bana Eleanor Roosevelt'e ait diye söyledim bunu. Yani nedir bu mevzu ne? Dedi ki ya Eleanor Roosevelt'in bazı sözleri var aslında. Sen de bir şey aramak istiyorsun, bir şey istiyordun. Onunla ilişkilendirdim ben, biraz benziyordu. Ben sana bunu sundum diyor. Özetle bu yani. Yani özgün bir ifade sundum diyor. Ama oraya yapıştırmış Eleanor Roosevelt diye. Ben bunu alıp kopyalayıp yapıştırsam ve paylaşsam bitti. Yani böyle bir şey yok çünkü. Peki dedim ki ya sen halüsinasyon mu görüyorsun? Yani bunu kendisine sordum. Bu çok artık küresel bir kavram oldu. ChatGPT halüsinasyon görüyor. Bunu siz de duyacaksınız. Duyanlar vardır. Duymadıysanız da duyacaksınız. İşte ChatGPT halüsinasyon mu görüyor? Sen halüsinasyon mu görüyorsun? Yok. Ben halüsinasyon görmüyorum. Ne peki mevzu? Mevzu girdi olarak aldığı metinlere dayanarak yanıtlar üretmesi aslında. Yani bizim onunla iletişim şeklimiz, biçimimiz. İşte orada karşımıza başka bir yapay zeka becerisi çıkıyor. Prompt. Hocalarım çok teşekkür ediyorum. Hepsi de atıf yaptı. Ben aslında bekledim. Bununla ilgili ülkede bir şey çıktı mı ama çıkmamış. Biraz bana ait gibi oldu artık sanki. Ben duymadım. Tarif. Yani prompt dediğimiz şey bizim istemde bulunmamız. Ben bunu tarif olarak çevirdim. Bu birebir çeviri değil tabii. Aslında birebir çevirisi istek olarak veya sufle olarak çevriliyor. Yani kelime olarak çevirdiğimiz zaman. Ama hani bu kompütürü bilgisayara çevirmek gibi bir şey algılıyorum. Ben bunun altında bir felsefe var. Benim açımdan en azından. Kabul edilirse ne âlâ tabii. Yapay zeka dediğimiz şey aslında zeki bir varlık ya da mekanizma değil. Yani zekanın ne olduğu felsefi açıdan da tartışılması gereken bir durum. Az önce hocamız bahsetti, dedi ki önceden karakükü biz öğretmiyorduk. Öğretiyorduk pardon, şimdi artık öğretmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü hesap makinesi var. Şöyle düşünün, halen bile var. Yeteneksizsiniz programlarında çıkıyorlar. İşte bir sayıyla bir sayıyı çarpa. Oo harika, bu bir yetenek. Çok zeki. Yani geçmişte siz bunu düşündüğünüz zaman bir 50 yıl, 60 yıl belki daha eski, bu insanların çok zeki olduğunu düşünüyorduk. Zeka kavramının ne olduğunu da tanımlamamız lazım. Ama hesap makinesiyle aslında bunun çok da bir zeka işi olmadığını benimsemiş olduk. Zamanla bilgisayar ve internet hayatımıza girdi. Akıllı dedik ya, bundan 10 yıl, 15 yıl, bizim Türkiye'de belki 20 yıl öncesinde diyelim. Akıllı televizyonlar, akıllı tabletler, işte akıllı telefonlar, akıllı tahtalar. Akıl yok, akıl diye bir şey yok aslında bunlarda. Akıl insanda ama biz bunlara atfettik. Neden? Bizim yaptığımız işleri biraz daha farklı yapıyor diye. Bu da ayrı, tırnak içerisinde belirtmem gerekiyor. Tarif, neden tarif? Arife tarif ne gerek derler. Bizde bir söz vardır. Yapay zeka arif değil. Dolayısıyla çok iyi bir tarife ihtiyaç duyuyor ki iyi işler yapabilirsiniz. Buradaki tarif dememdeki aslında temel sebep buydu, çevirmemdeki sebep. Akademik araştırma sürecine baktığımızda geleneksel yapıda bahsediyoruz bunu. İşte problemin tanımlanmasıyla başlayıp daha sonrasında işte araştırmanın yayımına kadar, sunumuna kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Slide'da var, teker teker açıklamayacağım. Bu aşamaların her birinde üretken yapay zeka araçlarını kullanmak mümkün ve her gün bir yenisi ekleniyor. Yani ben bir şeyi görüp aa bu çok güzelmiş, ben bunu anlatayım diyene kadar hemen üstüne sanki kürekle toprak atılmış gibi bir başkası geliyor, eskiyor hemen. Daha anlatamadan başka bir araç, başka bir araç. Dolayısıyla bunlarla ilgili pek çok araç var. Ben birkaç tanesinden sadece örnek vereceğim size. En önemli aşamalardan bir tanesi problem durumu. Yani problemi oluşturmak. İşte Einstein da bununla ilgili çok güzel bir söz söylemiş. Bilimsel araştırma teknikleri kitaplarında da çok yazar bu söz. Problemin oluşturulması. Yo. Bunu kontrol ettim evet. Ama veri tabanlarından. Burada fikir oluşturma sürecinde kullanabileceğimiz çokça araç var. Aslında dediğim gibi temeldeki yapay zeka platformları ChatGPT ve Gemini tabanlı çalışıyor. Özellikle büyük dil modelleri. Bu araçlar da, bu göstereceğim araçların da farklı
şekillerde bu modellerden faydalanıyorlar. Stormboard bir fikir oluşturma aracı. Aslında brainstorm'dan geliyor. Beyin fırtınası terminolojisinden geliyor bize. Beyin fırtınasını aslında insanlarla yaptığımız bir fiziksel ortamı dijital ortama dönüştürmüş yapısı Stormboard. Bu zaten işte yıllardır yapılıyor. Yapay zeka öncesinde de bu platform vardı ve kullanılıyordu. İşleri de çokça aslında kolaylaştırıyordu ve hızlandırıyordu. Yapay zeka ile beraber bize farklı bir aslında fırsat vermiş oldu. Yani brainstorm yaparken pek çok insan bir araya gelir, farklı fikirleri ifade eder ki orada farklı fikirler oluşur, onlar gruplanır, daha sonra işte yeni fikirler oluşur gibi bir süreç var. Yani bayağı bir grubun grup çalışmasından bahsediyoruz. Yapay zeka ile beraber tek başınıza bu çalışmayı yapabilir hale geliyorsunuz. Yani kafanızda bir fikir var ama bu fikri oluşturmak için tartışmak istiyorsunuz. Yani yanınızda arkadaş yok, meslektaş yok, oturuyorsunuz. Yapay zekaya çok güzel bir tarif yazıyorsunuz. Tarif yazma becerisi tabii yaptıkça olacak bir beceri, kazanılacak bir beceri. Yani aynı okuma yazmayı öğrenmek gibi düşünün. Harfleri, kelimeleri, cümleleri nasıl okumayı yazmayı öğrenen bir çocuk her gün tekrar ediyorsa, yapay zeka okuryazarlığındaki becerileri de her gün, her gün çalışarak edinmek gerekiyor. Burada gördüğünüz ekranda temel bir fikri, temel bir tarifi ben yazdım ve birkaç saniye içerisinde farklı kategorilere ayırarak o kategoriler altında onlarca fikir sundu bana. Ve ben istediğim zaman daha fazlasını sunabilir. Ben bunlarla ilgili başlıkları değiştirebilirim. Gruplandırmasını değiştirebilirim. İlişkilendirme yapabilirim. Fikir geliştirme sürecinde yapay zeka araçlarını kullanmanın çok büyük katkısı olduğunu pek çok araştırmada, pek çok makalede gördüm. Yapay zeka uzmanları da bunu söylüyor. Belki etik konular ve telif konularında biraz daha temkinli davranılabilir. Evet, ama özellikle problem durumu kısmında, yani fikri oluşturma kısmında, fikir edinme kısmında çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Dezavantajı var. İngilizce, yani siz Türkçe sorabiliyorsunuz ama o İngilizce cevap veriyor. Bunun da artısını ve eksisini birazdan açıklamış olacağım. İngilizce çıktıları da bir Word dokümana işte olarak alıp hemen Microsoft Word'de çevir deyip anında Türkçe'ye çevirebilir ve üzerinde odaklandığınız noktaları, kavramları hızlı bir şekilde yoğunlaşabilirsiniz ve organize edebilirsiniz. Bu QR kodlardan bu yazılımlara ulaşabilirsiniz. Bu arada onu hatırlatayım. Köşelerde bunlarla ilgili örnekleri de verdim. Bir başka araç XMind, o da mind map, yani zihin haritasından gelen bir araç. Zihin haritası veya kavram haritası oluşturmanıza yarayacak bir platformdan bahsediyorum. Burada da tarifimizi merkez odak noktaya yazıyoruz ve daha sonra yapay zeka ile bize oluştur diyoruz. Bunun altındaki kavramlar, ana kavramlar, onun altındaki kavramlar, ilişkisel boyutlarını artık bize birkaç dakika içerisinde sunabiliyor. Hızlı bir şekilde bununla ilgili görsel düzenlemeler ve biçimsel düzenlemeler de yapabiliyoruz. Eğer gerekirse alt boyutlarında da bunları detaylandırabiliriz. Birkaç dakika içerisinde araştırmak istediğiniz konuyla ilgili görsel bir alanı oluşturmuş olabiliyoruz. Şu da en son hali, kavram haritasının en son oluşmuş hali. Bir başka araç, bu ikisini birlikte yapabileceğiniz bir araç, Mural diye bir platform. Bu da Microsoft Copilot ile beraber çalışıyor. Yani gene ChatGPT entegrasyonu var diyebiliriz. Az önceki kavram haritası aracına benzer bir kavram haritası oluşturabilirsiniz. Yapay zeka ile tanımınızı yazıp veyahut Stormboard'daki gibi fikir oluşturabilirsiniz. Kafanızdaki oluşturmak istediğiniz, yapmak istediğiniz çalışmalarla ilgili, oluşturulan fikirlerle ilgili gruplandırmalar yapabilirsiniz. Yani az önceki iki araç farklı özelliklere sahipti. Biri birinin özelliğine sahip değil. Bu Mural uygulamasında iki, hatta daha fazla özelliği, daha fazla çalışmayı da gene üretken yapay zeka desteğiyle birlikte gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu doğru. Bunu teyit ettim. Bu Eleanor Roosevelt'in bilgiye ulaşmakla ilgili.
bilgiye ulaşma aşamasında da kullanabileceğimiz çokça platform var. Onlardan bir tanesi Schooler.ai. Schooler.ai akademik, adından da anlaşılacağı üzere. ChatGPT'nin aslında bir extension'ı, yani ChatGPT'yi satın aldığınızda ChatGPT'nin içerisindeki pek çok yapay zeka aracını ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir artı. Hani algoritmalar dedik mesela, platformlar, avantajları, dezavantajları dedik. Ben bir tanesinden bahsedeyim. Belki başlayanlar için yani iyi olabilir mi bilemiyorum ama ben kendi deneyimim en azından. ChatGPT ve Gemini arasında bir inceleme yaptığımda ChatGPT'nin çok fazla extension'ı var. Mesela Schooler.ai bunlardan bir tanesi. Yani ekstra bir para vermeden ChatGPT 4'ü kullanarak Schooler.ai'yi da kullanabiliyorsunuz. DALL-E'yi kullanabiliyorsunuz veya bunun gibi yüzlerce eklentisi var. Ama Gemini'de şu an henüz yok. Schooler.ai'yi da aramak istediğin, arama değil aslında, arama demeyelim buna. Paylaşmak istediğiniz, gene oluşturmak istediğiniz fikirler, almak istediğiniz yorumlar, oluşturmak istediğiniz metinler ne varsa bununla ilgili yazdığınız zaman akademik metinlere, akademik kaynaklara dayanarak size bir çıktı veriyor. Yani ChatGPT veya genel kullanımdan bahsediyorum. Dışında doğrudan ulaşabileceğiniz akademik veri tabanlarında taranan makalelerden çıktı veriyor. Şimdi bir deneme yaptım. Bunu da kaydettim. Hem paylaşalım hem de bununla ilgili fikirlerimi de anlatayım. Az önceki İngilizce konusuna da açıklık getireyim. Soldaki ekran, doğru solda şu anda. Soldaki ekranda İngilizce bir tarif var. Yani aramak istediğimi İngilizce'ye çevirip İngilizce tarif olarak arattırdım. Sağdakini de Türkçe olarak arattırdım. Bazen şunu da yapıyor hatta, Türkçeyi kabul etmiyor. Diyor ki ya ben Türkçeyi arayamam, İngilizce, ama ben ısrar ettim. 3-4 defa hayır dedim yapacaksın ama yaptı sonrasında. Sağda gördüğünüz gibi Türkçe yazınca farklı kaynaklar getirdi. İngilizce yazınca farklı kaynaklar getirdi. Bu arada o soldakinde de hani kaynaklar nasıl açılıyor, makalelere nasıl ulaşıyorsunuz onu da gösteriyor. Yani burada yapacağınız araştırmalar veya oluşturacağınız metinler, fikirler akademik kaynaklara dayandığı için bunların kullanımı telif hakkı açısından ve etik kullanım açısından daha uygun, ama bunun da tabii kuralları var. Mehmet Ali Hocam buna biraz değinecek diye ben buna çok girmek istemiyorum. Yani kullandığımız dil çok önemli. Bu da algoritmik farkındalığın bir aslında ürünü diyebiliriz. Kaynağa ulaştık. Temel bir kaynak var. O temel kaynaktan yola çıkarak derinlemesine ve ilerleme, yani upstream ve downstream dediğimiz bir kavram. Bunun referanslarına ve kaynaklarına ulaşmakla ilgili bir süreçten bahsediyorum. Temel kaynağı belirleyip research rabbit, temel kaynağı belirleyip DOI'sini veya makalenin adını girdikten sonra o makalenin benzer çalışmaları, o makaleye referans veren kaynaklar, o makalenin kullandığı kaynaklar, o makaleyi yazan yazarların diğer kaynakları, hatta birinci yazar, ikinci yazar, üçüncü yazar, onların kaynakları ve bunlarla ilgili ilişkisel ağlar, bunların timeline'ları, yani yıl bazında zamansal gelişimlerini dakikalar içerisinde görmeye fırsat sağlayan bir platform. Yani bibliometrik analiz yapıyor. Ki bu akademik camiada bibliometrik analiz bayağı aslında önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Bu da önemli bir platform olduğunu söyleyebilirim. Bu adresi alabilirsiniz. Futurepedia. Futurepedia QR da var, yazabilirsiniz. Şu an yani ben bu ekran çıktısını aldığımda 5018 tane yapay zeka aracı vardı, 54 farklı kategoride. Biliyorum ki burada herkes farklı kategorilerde, farklı alanlarda çalışıyorlar. Kendilerine uygun kategorilerdeki onlarca, belki yüzlerce yapay zeka aracına buradan ulaşabilirsiniz, buradan deneyimleyebilirsiniz. Yavaş yavaş tabii, bu bir anda olacak bir şey değil. Belki yorumlarla, belki işte etrafınızdaki meslektaşlarınızdan aldığınız
tavsiyelerle de ilerleyebilirsiniz. Bu konuda önemli bir öncülük yapacaktır size bu adres. Ne yaptık biz? Ben kısaca ondan da bahsetmek isterim. Bu süreçlerle ilgili bir proje gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda Michigan State Üniversitesi'nden Profesör Doktor Douglas Kate Hartman'la beraber gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Üretken yapay zeka çağında ikna edici literatür incelemeleri oluşturmak diye bir proje. Bu projede yapay zeka araçlarını araştırma sürecinde nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili lisansüstü öğrencilerle ciddi bir eğitim çalışması, uygulamalı bir eğitim çalışması yaptık. 5 aşamalı, 5 fazlı bir projeydi bu. Her fazı 2 hafta sürdü. Questioning, locating, evaluating, synthesizing ve communicating. Yani 5 aşama, onun için Coalesco. Bu her aşaması 2 haftalık eğitimlerde, her haftanın da 2 günü. İşin hem yapay zeka boyutu hem de akademik süreç boyutuyla akademik bir araştırma süreci nasıl gerçekleştirilir? Bunun üzerinde bir çalışma yaptık. 20 kişilik bir grup vardı bununla ilgili. Ve her aşamada sadece 2 yapay zeka aracı kullandık. Yani evet, onlarca yapay zeka aracı var. Bunların hepsini bir anda öğrenmek mümkün değil. Hepsini kullanmak mümkün değil. Sadece deneyimlemek ve ihtiyacınız olanı tespit etmek açısından biraz bakmak gerekiyor. Ama bunların hepsini birden kullanalım, bu çok mümkün olmuyor. Burada da hocalarımız, Profesör Doktor Hayati Akyol hocamızın öncülüğünü de gerçekleştirmiştik. Ben de bu projede teknoloji boyutuyla, yapay zeka araçları boyutuyla yer almıştım. Şimdi yapay zeka kaygısı, Sercin hocam bahsetti, bununla ilgili çok ciddi bir düşünme sürecinde ve bir araştırma sürecindeyim. Önemli bir konu olarak karşımıza geliyor. Bir taraftan biz ne olacağız, nereye evriliyoruz? Bir taraftan bu işin etik, ahlaki boyutları var. Son günlerde gördüğüm bir alıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Malum biliyorsunuz Einstein, yani pek çok kişi bilir, bilmeyenler vardır belki ama Einstein atom fiziğiyle ilgili paylaşımlarını, öngörülerini ortaya koyduktan sonra, yani bir süre sonra atom bombası icat edildi ve büyük bir aslında devir başladı, atomik çağ devri. Bu arada kendini çok sorguladığı bir dönemdeki bir ifadesi bu. Şu anda da belki öyle bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum. Yani her önemli gelişme yeni sorular getiriyor. Şu anda da yapay zeka bize bu soruları kafamızda oluşturuyor ama şu önemli, bunu deneyimleyen olursak ancak bunun sonucuna varabiliriz. Bu karanlıktan çıkabiliriz. Yani bu işin içerisine girmemiz gerekiyor. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli konu şu. Bu iş ahlaki gelişimi, yani insanoğlunun ahlaki gelişimiyle doğrudan ilişkili. Yapay zekanın gelişimi de bizle ilişkili diye düşünüyorum. Bu konuda önerilerim, pratik yapmanız, araştırmacıların her gün yapay zeka okuryazarlığı konusunda pratik yapmaları, yeni araştırma süreçlerinin tanımlanmasına gerek var diye düşünüyorum. Çağ değişiyor, artık halen geleneksel araştırma süreçleriyle devam edemeyiz, güncellenmesi lazım. Ve ekonomi önemli bir konu. Bireysel olarak ve kurumsal olarak bu araçlara veya bu süreçlere bir yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum, kendi şahsi kanaatim. Bu sunumu sol taraftaki QR koddan indirebilirsiniz, sunumumu, PowerPoint sunumu. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, Serkan hocamıza teşekkür ediyoruz. Araştırmacılar için değerli bilgiler önemli. Evet, son konuşmacıya geçmeden önce, şimdi yapay zeka her yönüyle işte hayatımıza girdi diyoruz. Özellikle hani bizler eğitimciyiz, eğitimde yapay zeka, işte yapay zekanın acaba eğitimdeki yansımaları nasıl olacak? Bu kapsamda çevremizde işte öğretmenler, eşimiz, dostumuz, yakınımız ya da danışman olduğumuz
okullar vardır. Yani yabancı literatürü incelediğinizde, hani farklı ülkelerdeki acaba okullarda yapay zeka nasıl kullanılıyor? Ya da biraz önce Serçin Hocam da söyledi. Yani öğretmenler ne yapıyorlar? Yani öğrenciler yapay zeka ile ödev yaptıklarında ya da yapay zeka ile bir ürün geliştirdiklerinde acaba öğretmenler bunu anlayabilir mi ya da bilebilir mi? Bilse nasıl davranır, bilmeden nasıl davranır? Şimdi Türkiye'deki manzarayı da hepimiz aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Öğretmenlerimiz maalesef yani bu konularla ilgili çok bilgili değiller. Bilgili olanlar mutlaka var, araştıranlar, ama tabii ki öğretmenlerin sadece bilgili olmaları yeterli değil. Bu mevzuat biliyorsunuz bizde çok önemli, milli eğitimde ya da üniversitelerde diyelim. Yani bir şeyi kendi başınıza değiştirme şansınız yok. Yani herhangi bir konuyu ben bunu öğreteyim bu hafta, müfredatta bu yok, öğreteyim diye bir lüksü yok. Yani müfredattaki bilgiyi öğretmek zorunda. Dolayısıyla hep böyle müfredatlar geç güncellendiği için ancak öğretmenler buna rağmen kendi gayretleriyle bir takım yenilikleri öğrencilerine aktarabiliyorlar ya da kendileri bu konuda kendilerini hazır hale getiriyorlar diyebiliriz. Tabii ki burada bir sürü etik problemler var. Yani bunların tanımlanması gerekiyor. Ülkedeki kanunların, bunlarla ilgili yönetmeliklerin, yani bu yapay zeka sadece masum bir takım faaliyetler yapmıyor. İşte tehlikeli bir durum da oluşturabiliyor. Buna benzer işte telif hakkı oluşturabiliyor, suç oluşturabiliyor ya da birisinin eserini işte biraz önce Serkan Bey'in verdiği örnekteki gibi farklı şekilde tanımlayabiliyor. Bütün bunlar gelecekte hani yapılması gereken, öncelikle yapılması gereken konular diye düşünüyorum. Şimdi de üretken yapay zeka ve etik acaba nedir? Bu konuda neler var? Profesör Doktor Mehmet Ali Donbaycı hocamız da bunlarla ilgili bizi bilgilendirecek. Hocam buyurun, sizin de 20 dakikanız var. Kapatabilir miyim Serçin Hocam? Tabii ki hocam. Korkuttum galiba, değil mi? Yok, belki soru olacaktı hocam. Orada cevap veriyor. Değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Son konuşmacı olarak zor bir iş düştü bana diye düşünüyorum. Çünkü herkes top kaldırdı. Biraz bana böyle pasladılar gibi. Tabii 20 dakika içerisinde bu konuyla ilgili jenerik bir farkındalık sunusu yapmaya çalışacağım. Aslında mesele insani bir mesele. Etik dediğimizde insani bir mesele. Yani başka bir yerdeki insani halimiz neyse, yani yapay zeka icat edilmeden önce akademisyen olarak biz nasıl davranıyorduysak ve davranmamız gerekiyor idiyse, şimdi de öyle davranmamız gerekiyor. Çok büyük bir farklılık yok. Yani nüanslar var. Dolayısıyla etin kendisinde çok ciddi bir şey değişmedi. İnsani olan hiçbir zaman değişmedi. O karakter, erdem vesaire de değişmedi. Ama bunları biraz önümüzdeki teknolojiyle ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında güncelleme, kendimizi buna göre ayarlamak durumundayız. Şimdi hızlı gitmek için, atlamamak için notlarımdan istifade edeceğim. İki tane boyutu var bu işin. Birincisi, meslektaşlarım sunular yaptı. Yapay zeka bilinçli midir, değil midir? Bu bir tartışma konusu ama bilinçliymiş gibi davranıp bize bir takım içerikler sunuyor. Bunları bize sunarken etik perspektifi kendisi ne durumda yürütüyor? İkincisi de bizler kullanıcılarız. Biz bu aracı kullanırken o perspektifi nasıl yürütüyoruz? Yani iki tane meselemiz var. Bunu geliştirenler, geliştirdikleri aracın bu etikle bağlantısını nasıl kurarak geliştiriyorlar? Biz kullanıcılar bunu kullanırken bu bağlantıyı nasıl geliştiriyoruz? Aslında hepimiz meslek gereği bilgisayar kullanıyoruz ve en çok kullandığımız işletim sistemi de Windows. Makine açıldığında sağ köşede saat, işte virüs programı vesaire var. Hatta onun arkasında görmediğimiz o siyah mavi ekran gereken bir de BIOS var. Dolayısıyla zihnimiz aslında sadece akademik
birey olarak etikle bağlantı kurmak değil, tüm yaşantı içerisinde sanki gözümüzü açtığımızda dünyaya, güne başladığımızda o biosta veyahut da o başlattaki otomatik çalışan makinedeki programlar gibi etik perspektifi bizde otomatik olarak devreye girmesi, kapanana kadar devrede kalması. Biz ihtiyacımız olduğu zaman Word'e tıklıyoruz, o açılıyor. Ama virüs programı açılışla geliyor, kapanışla gidiyor. Dolayısıyla bunu biraz böyle değerlendirmek gerekiyor. Dışsal motivasyon yerine içsel motivasyona da biraz yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu 20 dakika içerisinde bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım ama bu anlatamadıklarımın dışında da pek çok problematiği var. Yapay zeka ve etik meselesinin. Onların bir kısmından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi etik kurul. Buraya bir parantez açacağım. Eskiler der ya, yani Galata meşhur lügati fasihten evladır. Etik kurul. Etik kurul olur mu? Etik kurul ne demek? Felsefece bakmak gerekiyor. Bir takım ikilemler var, dilemalar var. Veri ve ön yargı meselesi var. İnsan ve yapay zeka etkileşimi var. İleride insan dışında yapay zeka ve yapay zeka etkileşimiyle de karşılaşacağız. Orada başka bir alan açılacak etik tartışma için. Sorumluluk, robot etiği, vicdan var. Mahremiyet çok önemli bir konu. Eğitimle ilişkisi, yine meslek etikleri, tıp olsun, hukuk olsun, değil mi? Yapay zekalı robot avukatlar veyahut da doktorlar mümkün olacak. Transhumanizm veya posthumanizm çağında gidişatın ne olduğu ile ilgili problemler var. Ekolojiyle bunun arasındaki ciddi ilişkiler var. Ve teknolojik tekillikle bu problemler böyle sürüp gidiyor. Çok fazla problem var. Bunlarla ilgili duyarlılık sahibi olmak, biraz literatüre bakmak gerekiyor. Sanırım önümüzdeki 30 yılda akademisyenliği etkili bir şekilde sürdürebilmek için. Şimdi ben hemen arkadaşlarımın bana havale ettiği problemin bir kısmını tarihe, bir kısmını da size havale edeceğim. İşin içinden kurtulmaya çalışacağım. Dolayısıyla böyle bir taktik geliştirdim ama içinizden mutlaka bir oyun bozan çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bana soru sormayın. Şimdi çünkü yani felsefecinin işi cevap vermek değil, soru sormak, malum biliyorsunuz. Şimdi biraz tarihe bakarsak etik, etostan geliyor malumunuz. Karakter demek. Yani erdem. Bizim inşa ettiğimiz karakterimiz. İçimizde olacak bu iş yani. Böyle birisinin bize apanın demesiyle, işte o yönergenin, bu yönetmeliğin, şunun demesiyle olacak bir iş mi? Öyle olması beklenir. Ama kitlelerle uğraştığınız bir yerde zor. Yani Sokrates hani diyalogla eğitim veriyordu ya. Bir tane Teytetos'u vardı. Akşama kadar Teytetos'u tokatlıyordu Sokrates. Şimdi benim sınıfta 30 tane adam var. Ben hangisiyle bu diyaloğu yapayım da hangisiyle doğurtum yapayım, değil mi? Yani Sokratik ebelik. Hocam bir hani kadın doğum uzmanı, yani teşbihte hata varsa bağışlayın. Aynı anda 30 tane hamile kadından doğumuna yardımcı olmaya çalışırsa ne oluyorsa aslında sınıfta da o oluyor. Dolayısıyla kitleyle uğraştığımız anda dış motivasyonun değerini çok dikkatli bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Ve bunu bir yaptırım aracı olarak kullanmak zorundayız. Yani dünya öyle eskisi gibi 100 milyon falan değil, giderek de artıyor. Şimdi bu etos yaşadıkça kuruluyordu. Kişisel ve evrensel ilkelere dayanıyordu. Sadece evrensel ilke değil, biz kendimizi de var ediyoruz o etosla. Antik çağda böyle bir durum vardı ama daha sonra biraz böyle Hristiyanlık orta çağda etkili oldu. Biraz da İslamiyet'in, İslam felsefesindeki etkisi, biraz deontolojik etik, yani buyruk, emir, kural, bunlar olursa iyi davranış olur, şunlara uyarsak yönüne gittik. Orada da biraz etikle ahlak arasında muğlaklık oluştu. Daha sonra aydınlanma ile beraber o deontolojik içerikteki dini buyruk kalktı, biraz sekülerleşti. Evrensel buyruk, Kant'ın dediği gibi hani öyle davran ki herkes için ilke olsun noktasına geldik. Biraz daha ilerleyince de teleolojik etiğe geldik. O da eylemi ilkesiyle veyahut da niyetiyle değil de sonucuyla değerlendiren bir durum oldu. Bunları niye söylüyorum ben? Aslında bu tartışma hala devam ediyor. Yapay zeka etiğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Biz bu tartışmayı yapacağız ki kendi belge ve metinlerimizi oluşturalım. Yani biz kullandıktan sonra ortaya çıkan duruma bakarak mı yapay zeka etiğiyle aramızdaki bağı kuracağız? Yoksa ilkeler belirleyip kitleleri bu ilkelere uydurarak mı etikle yapay zeka arasındaki ilişkiyi kuracağız? Biz felsefecilere de bu noktada ciddi tartışma süreçleri bir ödev olarak
düşüyor. Arkasından da meta etik dediğimiz etiğin anlamını, bilgisini, psikolojiyle bağlantısını vesairesini tartışan bir takım durumlar var. Şimdi bir araştırmadan bahsedeceğim, birazdan göstereceğim. Caben ve meslektaşlarının yaptığı bir araştırma dünya üzerinde, hemen şuradan hatırlayayım, 84 adet yapay zeka ile ilgili oluşturulan norm, prensip, değer, ilke öneren metni, birazdan ben de bir kısmını paylaşacağım. Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Merkezi de şimdi buna benzer bir çalışma yapıyor. Taslağını hocalarımızla beraber oluşturmaya çalıştık. Onların üzerinden bir derleme yapmış bu makale ve yapay zeka etiğiyle ilgili halkalarda uzaktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle biraz büyüterek gösterebilirim belki. 4 tane temel soru üzerinden ve en fazla tekrarlanan değerler veya ilkeler üzerinden şimdilik ortaya çıkan manzarayı toparlamaya çalışmışlar. Şimdi sistem otonom mu? En belirgin sorulardan bir tanesi bu. Biri yönlendiriyor mu? Manipüle ediyor mu? Yani bu OpenAI'in, Gemini'nin vesairenin bize verdiği cevaplar yönlendirilmiş cevaplar mı? Dolayısıyla bu soruyu sormamız gerekiyor. Sorduğumuz sorunun cevabı, hani Serkan Hoca'nın gösterdiği gibi Roosevelt'e ait olmayan bir sözü orada tesadüfen söyleyebilir ama bilerek de söyleyebilir bunu. Yani bunu yazan adamlar böyle davransın diye bize bir yol da açabilir ve biz o yoldan koşulsuz şartsız güvenerek yürürsek bambaşka bir yere gidebiliriz. Bu sistemin otonomluğu önemli sorulardan bir tanesi. İkincisi, arayüz nasıl olacak? Şimdilik ekran. Ama işte giyilebilir teknolojiler var. Sonra robotlar olacak, burada oturacaklar, benim yanıma şunu yapacaklar. Sonra birbirleriyle iletişimleri olacak. Burada bir problem var. Bir başka konu, ya iyi, buradaki iyiden kasıt kaliteli, etkin vesaireyi kastediyorum. Çalıştığının göstergesi ne olacak? Yani sürdürülebilirlik diye çok güzel böyle nur topu gibi yeni bir kavramımız var bizim. Onu da sorgulamadan bütün makalelerde falan böyle önemli önemli diye yazıyoruz ya. O da acaba, yani felsefeci olunca işte her şeyi soruyorsunuz böyle. Acaba yani nereye, bir yere mi gidiyoruz sürdürülebilirlikle? 21. yüzyıl becerileriyle bizi bir yere elimizden tutuyor da bir yere mi götürüyor yani? Bu soruları sormamız gerekiyor. Bu iyinin göstergesi ne olacak? Yani birinin göstergesi mi o? Yoksa bizim ihtiyacımızın göstergesi mi? Ve niyeti ne? Bu soruları cevap vermek gerekiyor. Bu şöyle göstereyim size. Araştırmanın kendisi şu. Bu 84 tane görüntü gitti. Geldi. Bu 84 tane guideline dedikleri toplamda, yani prensipleri, değerleri, ilkeleri barındıran metinler bunlar. İsimlerini burada görüyorsunuz. Bunlardan türetilmiş. Aşağıya doğru bu makaleyi sizlerle paylaşabilirim. Bu metinlerin hepsine elektronik yoldan erişilebiliyor. Ama zaten bu makale derlemiş bunları. En fazla bakın şuradan şeffaflık. Şeffaflık çok vurgulanmış. Demek ki önemli konulardan bir tanesi şeffaflık. Açıklanabilirlik, anlaşılabilirlik, yorumlanabilirlik, iletişim, işte ifşa vesaire. Adalet ve hakkaniyet en fazla ikinci sırada geliyor. Sonra sorumluluk, kötüye kullanma, mahremiyet, faydalılık, özgürlük, özellik, güven. Güven aşağıda yani. Benim dikkatimi çekmişti yani. 24 kere tekrar. Evet, yani ama tekil bir kavram olarak güven belki daha vurgulu olabilir miydi bilmiyorum. Sürdürülebilirlik, saygınlık, dayanışma gibi ilkeler var. Şimdi bu yani hani başta konuştuğumuz gibi, yani eğer normatif bir etikten bahsediyorsak bir norm koymamız lazım ortaya. Ondan sonra da o norma uymamız lazım. Erdem etiğinden gideceksek kendimiz için bir yapı geliştirmemiz lazım vesaire. Şimdi bu çalışmalar bu normları bize veriyor. Biz bunları tartışabiliriz felsefeci ama bir kısmını bu çalışmalar vermiş. Bu da İngilizcesini almıştım. Şimdi süremi etkili kullanmak için bu etkinliğin başlığı, fırsatlar ve tehditler. Ben onu akademik olarak nasıl fırsatlar ve nasıl tehditler var o noktaya çekmek istiyorum. Akıl kampüslere kavuşabiliriz. Yani eğitim ve etik diye bir dersimiz vardı zannedersem pedagoji dersleri arasında, değil mi? Geçen dönemlerde o dersi vermiştim. Çocuklara, talebelere şöyle bir soru sormuştum. Finalde deneme istemiştim. Bugün 2000
kaç 24 şeyi de unuttuk, yılı da unuttuk. 2024 bu sene mezun olan arkadaşlar 30 sene eğer öğretmenlik yapacak olurlarsa 2054'e kadar çalışacaklar. Dolayısıyla bizim vazifemiz şu. Bir yandan da çocuklara 2050'de nasıl bir dünyayla karşılaşacaklarıyla ilgili bir öngörü sağlamak. Bunu onlara sağlamamız gerekiyor. Yani şöyle bir dünyanın içi, bana keşke eğitim fakültesindeyken ChatGPT çıkacak, öyle yapacaksınız falan diye birileri anlatsa, bana anlatmadılar. Değil mi? Öyle olsaydı keşke. Veri tabanları olacak falan böyle. Ben ilk elektronik postamı 99 yılında almıştım. Şurada L blok vardı ya, orada internet o zaman bağlanmıştı oraya. Yani ben de 94'te buraya girdim. Dolayısıyla bizim şöyle bir sorumluluğumuz var. Akıllı kampüsün bir gün öğretmenin, yetiştirdiğimiz öğretmenin okuluna da dönüşeceğini, 20 sene sonra orada mesleğini icra edeceğini biliyor olarak bu işi yapmamız gerekiyor. Bu bir fırsat. Araştırmanın doğası değişiyor. Akademisyen yapay zeka etkileşimini kurmamız gerekiyor. Serkan Hoca'nın adını vermeye çalıştığı prompt'un tarif olarak çok güzel bir ismi oturdu. Belki de bizim, yanılıyor muyum arkadaşlarım düzelsinler, sadece bir hafta 8 saatten 7 kere 8 56 saat bu yapay zekaya, yani ChatGPT, Gemini gibi motorlara, araçlara tarifi nasıl vereceğimizin eğitimini almamız gerekiyor. Çünkü o tarifi nasıl verdiğimiz, bizim edindiğimiz bilginin demin gösterdiğim değerler bakımından denetlenmesini, yürütülmesini sağlayacak. Dolayısıyla bizim bu yapay zeka işbirliğini kurmamız lazım. Farklılaştırılmış ve bireysel öğretime doğru gidiyoruz. VR gözlükleri takacağız sınıfta falan böyle. Hani biraz deli gibi falan davranabiliriz böyle sınıflara, ama alışacağız onlara da. Evrensel erişim olacak belki de. Yönetim görevlerinin otomasyonu olacak. Ne gibi tehditler var? Bu kadar iyiliğin arasında atom bombası gibi olumsuz sonuçlar da olacak. Kaçınılmaz. Yaratıcılık bir miktar engellenebilir hazıra koşarsak, ama bir yandan da tembellik yaratıcılık emaresidir. Tembel adam yaratıcıdır çünkü hemen onu kısa yoldan yapmaya çalışır. Önyargıları artırıyor. Yani aradığımda bulabilirim, şu anda elimde yok, ama yapay zekaya yaklaşma uzaklaşma eylemlerinin özellikle akademisyenler için büyük bir kısmı önyargı veyahut da insanların. Bir de etik çekince. Yani acaba yanlış yapar mıyım kaygısı ve önyargı bizim bu meseleye yaklaşma uzaklaşma davranışımızı belirliyor. Bununla ilgili zihinlerimizi açık hale getirmemiz lazım. Gizlilik, yani bir şeyler ifşa edilebilir. Dolayısıyla hazır bulunuşluğu ayarlamamız lazım. Biz öğretim üyeleri olarak kendimiz hazır olmadığımız yerde bu derslerde bunları biz nasıl kullanacağız? İşte o 20 yaşındaki delikanlılar, kız öğrenciler bizden çok daha etkili kullandıklarında biz o sınıfta ne yaparız? Onun hesabını kendi kendimize vermemiz lazım. Kesinlik, çıktıları, uygulama, bunları artırabiliriz. Şimdi şuraya getirmek istiyorum sözü. Hocam bizim şeye verdiğimiz ismi okumak istiyorum. Gazi Üniversitesi Üretken Yapay Zeka Araçları Etik İlke ve Öneriler Rehberi başlığı bu. Bu başlığın üzerinde de çok düşündük, hala da düşünüyoruz. Yayınlanmadı değil mi daha hocam? Yok, kurulda eğitim komisyonu. Tamam, yani o gelişecektir. Yani versiyon 1, 2, 3, 5 öyle gidecektir yani. İsmi böyle. Orada üzerinde çalıştığımız ilkeler şunlar. Sorumluluk. Yani yaptığımız işin sorumluluğunu alacağız. Bizim adımız yazıyor orada makalemizde, araştırmamızda. Açıklama yükümlülüğü. Bunu biz atıfla göstereceğiz. Birazdan APA'nın bu konuyla ilgili nasıl bir yol gösterdiği bize söylüyor. Şeref Hocam'ın ilk sunuda gösterdiği yapay zeka orada yazardı. O ilk zamanlarda, ama şimdi kalktı. Yapay zekayı oraya yazar olarak koyamıyoruz. O bir engel. Dolayısıyla şeffaflık olması lazım. Akademik dürüstlük, eleştirel düşünme, doğruluk ve güvenlik. Peki önerilere biraz daha şey vermek istiyorum, zaman harcamak istiyorum. Bilinçli kullanım. Bilinçli kullanım nasıl olacak? Kendimizi eğiteceğiz. Tarif vermeyi öğreneceğiz. Etkileşimli programlara girip çıkacağız. Yani bu böyle. Biraz kurcalayacağız. Biraz el yordamıyla, biraz böyle derslerle vesaire. Kaynak kontrolünü mutlaka yapmamız gerekiyor. Az önce Roosevelt meselesinden gördük. Çünkü halüsinasyon dışında yalan da söylüyor. Ya atıyor yani. Buna ait diyor. Ya kendiniz deneyebilirsiniz bunları. Söylüyor. Karıştırıyor bazen. Bilerek yapmıyor ama öyle diyor. Jenerik veriyor. Açıkça söylemiyor. O yüzden
Biz uzak durmayacağız, kesinlikle kullanacağız ama bize önerdiğinin ve bize veri olarak sağladığının denetlemesini yapmak zorundayız. Yoksa gözümüzden kaçtığında tehlikeli bir sonuç olabilir. Bize veri sunuyor mesela, o verilerin güvenilir kaynaklardan gelip gelmediğini denetlememiz gerekiyor. Yani arkamıza yaslanıp da bunu bize işte OpenAI Gemini söyledi deyip de onları alıp oradan kopyalı yapıştır yaptığım zaman başımız belaya girer arkadaşlar. Sorun çıkar. Verileri doğruluğu kontrol edeceğiz. Alıntı ve kaynak verme, belgelendirme yöntemlerine de aşina olmamız lazım. En çok kullandığımız APA, MLA, Chicago vesaire. Bunların sürekli versiyonları var. Süren mi bitti hocam? Evet, toparlayalım. Son konuşmacıyım hocam? 5 dakikada rica ediyorum sizden. Dolayısıyla bunları dikkatli bir şekilde kullanmamız lazım. Bahsettiğim belgede bunlar biraz daha ayrıntılı vaziyette açıklanmış. Peki şöyle, çok var rapor, belge, ara rapor vesaire çok var. Az önce makaleden gösterdim. Muhtemelen o makale yayın yılını hatırlamıyorum. Şimdi birkaç senelik mevzudur ama hocam 1,5 aydan örnek verdi. Co-pilot çıktı. Biz bu eğitimi tekrarlayana kadar muhtemelen başka belgelerde çıkmıştır. Uluslararası belgelere göz atmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler, bunların en bilindiklerini söylemeye çalışıyorum. Çok var. Birleşmiş Milletler ara raporu, insanlık için yapay zekayı yönetmek. Hatta buradan hemen hızlıca şöyle uğraşmayın diye kabaca şöyle belgeyi göstereyim. Rehber ilkeler, kapsayıcılık, kamu yararı, veri yönetişim merkeziliği, evrensel ağ bağlantı çok bağdaşlı, uluslararası hukuk. Bir de etik, yani biliyorsunuz değer ilke, ürettikçe bunları hukuk alanına transfer ediyor. Onlar da bizim karşımıza orada çıkacaklar. UNESCO'nun yine yapay zeka ile ilgili ürettiği ve paylaştığı bir şey var. Öneri metni var. Bu belgeyi indirebiliyorsunuz. Bunların tamamı ücretsiz. Bunlara bakabiliriz. Hızlıca bunları tanıtayım. En önemlisi bunlardan Avrupa Birliği'nin en son güncellemesini de 21 Ocak'ta yaptığı, henüz daha 15-20 gün önce güncellemesini yaptı, sürekli güncelliyor. Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası. Bir yasa da var artık. Ülkemizde de bununla ilgili çalışma yapılacaktır. Başka yerlerde de yapılıyor. Burada da bakın aşağıda yine hız almak için bunu çeviriyorum. Genel hükümleri var. Yasaklanan yapay zeka uygulamaları var. Bazı şeyleri yapamıyoruz değerli meslektaşlarım. Yasak. Onları hemen şuradan hızlıca okuyacağım size. Kabul edilemez riskler arasında bunlar. Bunları yapmamız yapay zeka araçları kullanarak AB yasasına göre yasak. Ne onlar? Bilişsel davranış manipülasyonu. Yapamıyoruz. Manipülasyon yok. Çocuklarda tehlikeli davranışları teşvik edecek bir oyuncağın içerisine yapay zekayla bir modül ekleyip onu dilediğimiz gibi konuşturup dilediğimiz davranışları sergilettiremiyoruz. Sosyal puanlama. Bu sosyal medyada görmüşsünüzdür, böyle hani Çin'de falan yapıyorlar diye bir ara dolaştı. İşte hemen yürüyor. Yürürken akıllı yapay zeka kameraları tespit ediyor. Sizin yüzünüzden tarıyor. İşte diyor ki Mehmet Ali Donbaycı vergisi var. 2500 lira ödememiş, borcu var. Şurada kirasını ödememiş. Devam eden davası var. Sizi vatandaş olarak puanlıyor. 10 üzerinden 3. Allah cezanı versin geç falan. Bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla sosyal puanlama araçlarında kullanılmıyor. Kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar ama yasak. Yani şimdi bu noktaya da getireceğim sözü. İnsanların biyometrik tanımlanması ve sınıflandırılması. Bu da yasak. Yüz tanıma gibi gerçek zamanlı veya uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri. Duygu durumlarını kontrol etme. Mesela duygu durumlarıyla ilgili çalışmaları yapmak da yasak. Kendisi zaten duyguyla ilgili bir bağının olmadığını söylüyor, ifade ediyor. Ben duyguyla ilgili bir şey beni bulaştırma diyor. Bir gün gelir gelişir mi? Bilemiyoruz. O da gelebilir, olabilir. Yüksek riskler var, sınırlı riskler var. Ben bu sunumun süresini uzatmamak için oraya girmiyorum. Burada bu maddelerin tamamını görebilirsiniz. Hatta bu gösterdiğim metinde ilk taslakta olan, daha sonra çıkan, silindi vesaire diye de bunların başkaca kaynakları var. Gelelim APA'ya. APA'yla sonlandırayım. Sonra da bir iki söz söylemek istiyorum. Nasıl göstereceğiz? Biz bunun kaynağını göstermemiz lazım. Çok klasik yolla OpenAI tarihimiz versiyonunu veriyoruz. Arkasından da köşeli parantezin içerisinde
hocamın tarif diye prompt olarak ifade ettiğimiz tarif diye bu yapay zeka aracına sorduğumuz nasıl hocam? Şurada değil mi? Aha, ama o basıyorum da açmadı. Onu başka bir şey vermiş oraya. Şöyle siz kendi yazdınız oraya. Evet evet. Biz kendi yazdığımızı mesela buraya ne yazdık? Biz diyelim ki Aristoteles etiği yazdık değil mi? Onu yazdık. Dolayısıyla yapacağımız şey bu köşeli parantez içerisine tarif olarak o satıra girdiğimizi buraya yazmak. Nasıl? Evet evet. Şimdi oraya da geleceğim. Şimdi ikinci tarafta da burada yine şey var bakın. Aşağıda olsa gerek. Pardon. Şimdi tarifte verdiğim metni de araştırmanın arkasına appendix olarak evet ek olarak da vereceğiz. Onun da ben tabii hızdan çok hızlı davranacağım. Evet burada bakın. Şurası. Bunu da eke. Ek A, B, ek 1, 2 diye. O verdiğiniz tarihten sonraki o yaptığınız chat süreç var ya o metni alıp arka tarafa koymamız gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman sağlıklı bir şekilde bilginin güvenilirliğini denetlediğimizde verilerin nereden alındığına baktığımızda bunları denetlediğimizde bunu kullanmakla ilgili herhangi bir engel yok. Ama bunları bilmediğimizde bu çekinmeye yol açıyor. Hata yapar mıyım endişesiyle çok fazla bu işe soyunmuyoruz. Dolayısıyla şimdi çağımızın sorunlarından bir tanesi, felsefece konuşuyorum burada. Varlık, bilgi değerdi felsefe. İşte varlığı anlar, bilgisini kavrardık. Sonra o varlığın kavradığımız bilgisiyle bir değer alanı oluşturduk biz. Bu değer alanında siyaset var, din var, ahlak var, estetik var, eğitim var vesaire. Ama çağda şu oldu, bu değer alanıyla bilginin arasındaki bağ koptu. Çok güncel bir problem biz, liyakat. Liyakatı biz bir ahlaki problem olarak tartışıyoruz. Oysa bilgisi yetkin olmayan kişinin soyunduğu iş sonucunda ortaya çıkan bir durum. Yani bilgiyle kişinin bağlantısı koptuğunda ortaya çıkıyor aslında. Liyakatsizlik veya da o ahlaki problem. Dolayısıyla bilgiyle bu mesele arasındaki bağı yeniden organize ettiğimizde, kurduğumuzda bu problemler azalacaktır. Biz de bu konuda biraz daha rahat hissedeceğiz kendimizi. Tabii şöyle bir durum var. Onları da söylemeden edemeyeceğim bir felsefeci olarak. Yapay zeka etiği veyahut da yapay zeka yasası ya da normları, ilkeleri acaba ikinci, üçüncü sınıf ülkeler için bunun geliştirilmesindeki bilinçli oluşmuş bariyerler midir? Mesela bir yandan bu yasayı çıkartıp bir yandan birileri bunlara uymayarak bunu geliştirmeye çalışırken birileri de acaba bu sınırların içerisinde bunu bununla etkileşimini yani gerçekleştirip kullanıcı statüsünde mi tutuluyor vesaire. Bu felsefeci olarak bu soruyu da sormamız gerekiyor. Kullanırken bu soruları da sormamız gerekiyor. Konuşmamı bitirirken bu kadar etikten, insaniyetten bahsetmişken hocalarının yıl dönümünde katledilen şehitleri de saygıyla burada anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet Ali hocamıza çok teşekkür ediyoruz değerli sunumu için. Bir anons, toplantıya katılanlar ve son vakte kalanlar için katılım sertifikası düzenlenecek. Tabii sabah gelip de erken gidenler için düşüneceğiz. Evet, şimdi toplantıyı kapatmadan iki adet soru alabiliriz. Sorusu olan hangi kime olduğunu da belirtirse. Var mı sorusu olan? Buyurun. Kendinizi tanıtın.
ChatGPT'ye yazın. Buyurun Şeref Hocam. Hocam ben izninizle bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Bir şeyi hatırlatmam gerekiyor. Şimdi ben hem bir felsefeci kimliğiyle hem akademisyen kimliğiyle son sorduğum sorulardan dolayı kimseyi etik ihlale davet etmiyorum. Bunun bir altını çizmek öyle gerekiyor bir şey ama bir soru... Ya. Hayır hayır öyle bir şey demedi de. Bence hocam, hocam merkezini, başkanlığını yürüttüğü merkezde bir ağ oluşturup bu konuda birbirleriyle çalışan insanları bir araya getirmek için emek sarf etmemiz gerekiyor. O zaman belki aradığımızı siz de onarıyorsunuz, biz de arıyoruz. Buluruz. Büyük bir fırsat. Şeref Hocam o konunun yolunu bize gösterecek. Hocam beden eğitiminde yapay zeka merkezinin temsilcisi olacak. Onunla irtibat kurabilirsiniz. Veya siz de olabilirsiniz hocam. Yani şeyi öyle. Evet. Hemen yazın AI Center'a cevabını veririz. Evet, aslında sorunuz için teşekkür edelim. Ülkede bugün üretken yapay zekayı konuştuk ama bunun için bir araştırmacı olarak verilerimizin dışarıya gitmemesi, lokalde durması yönünde bir çözüm var mı? Maalesef OpenAI gibi veya Gemini gibi veya Falcon gibi on binlerce, bakın on binlerce altyapı var. Böyle bir altyapımız yok akademisyenlere sunulan. Küçük küçük var. Mesela geçen Trendyol açıkladı, Havelsan açıkladı, Aselsan açıkladı. Teknofest altyapısında bunun yapılacağı söylendi. Sanayi Teknoloji Bakanlığı ülkede tüm akademisyenlere değil, tüm ülkeye açılacak bir altyapı nasıl kurulmalı? Bunlar konuşuluyor. Ama olsaydı duyardık biz de değil mi? OpenAI gibi bir çözümümüz yok. Yapay zeka çağında bunu yakalayabildik mi çok emin değilim. Yakalayalım diye istiyoruz ama bu altyapıyla oluyor maalesef. Bunu Gazi Üniversitesi de kuramaz, bunu diğer üniversitelerde, bunu hepimizin, ülkenin tek bir kaynak belirleyip orada birleştirip kurması gerekiyor. Yani sorunuzun cevabını hayır olduğunu direkt söyleyeyim. Ama imkanlar var mı? Var. Siz kendi çapınızda çalışmalar yapmak istiyor iseniz, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın GPU altyapısı var, kullanabiliyorsunuz projelerde. Truba var, orada kullanabiliyorsunuz. Ama olan yerlerde de bunlar çok açık değil. Maliyeti çok yüksek. Bakın bizde bir altyapı var. İnanın her gün telefon alıyorum, biz kullanabilir miyiz hocam? Parasını da verelim diyorlar. Altyapı yok. Başkanımız. İkinci soru mu? Hocam ben de bir şey ekleyebilir miyim? TÜBİTAK'ın da bununla ilgili bir altyapısı var. Geçenlerde açıkladı TÜBİTAK Başkanı, bununla ilgili bir seminer, sempozyum da oldu. İspanya'daki bir merkezde, süper bilgisayarların olduğu bir merkeze ortak olduk biz Türkiye olarak. Orada da yapay zeka çalışmaları yapılabiliyor. Euro HPC ortak girişimi diye geçiyor bu. Barcelona Süper Bilgisayar Merkezi. Buralarda çalışma yapılabiliyor. Eğer yapay zeka modelleriniz varsa bize ait. Yani TÜBİTAK bu projenin ortağı. Dünyadaki en iyi altyapılardan bir tanesi diye açıklandı geçen de. Buyurun ikinci soruyu da alalım. Hanımefendi. Aynı yerden iki soru olacak. Bir de yabancı dillerden alalım, sonra sizi şey yapalım. Buyurun. Thank you.
Onu dayanak olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Değil mi? Yani cevap evet var. Bu yapıldı. Biz işte burada gördüğümüz hocalarımızda değer bunu hazırladık. Eğitim komisyonunda sorulmuştu. Eğitim komisyonunda şu anda yönetimden geçecek ilk versiyonunu yayınlayacağız. Evet, şeyde yazabilirsiniz. Hocam yani, buyurun. Süre kısıtı varsa Ramazan hocamıza iletelim, hızlandırsın süresi. Buyurun. Kusura bakmayın. Prompt mühendisliği ile ilgili bir kurs vereceğiz önümüzdeki süreçte. Evet. Yok, ileride vereceğiz yani. Haberiniz olur. Ama hocamızın sorusuna cevap verin. Belki yapmış olabilirler hocam. Çok haklısınız. Evet. O kadar hızlı ilerliyor. Gündem çok hızlı hocam. Ama konuşalım hocam. Destek olabileceğimiz bir şey varsa seve seve. Evet, teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. İyi günler diliyoruz.